Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Fox ekranında kaybolan çiçeklerden herkese sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Görüyorum ki dünün tebessümü hala herkesin yüzünde, değil mi? Çünkü harika bir gündü, muhteşem bir gündü. Çok merak ediyorum, 18 sene sonra gerçek onu doğuran annesine, onu büyüten anne babasıyla birlikte kavuşan, babasını da canlı yayında izleyen Abdullah geceyi nasıl geçirdi? O anne babalar dün gece uyuyabildiler mi, neler konuştular, neler yaptılar ama ben itiraf edeyim, ben güzel uyudum dün gece. Ben güzel uyudum çünkü böyle içim çok rahattı. O mutluluk tablosu beni çok mutlu etti. İnşallah herkes de hep öyle olsun. 0212 284 60 60 telefon numaramız, sevgili seyirciler, kaybolan çiçeklerin telefon numarası. WhatsApp üzerinden de 0553 067 96 04'ten bize ulaşabilirsiniz. Evet, 18 yıl sonra beni doğuran annemi merak ediyorum diye bize başvuran Abdullah'ın annesini bulduk hemen yanında. Onu büyüten, bu yaşlara getiren annesi de hemen yanında. Sağ yanında bir anne, sol yanında bir anne. Böyle artık daha güçlüsün herhalde. Ha? Yani evet. Daha iyisin. Evet. Fadime Hanım, uyuyabildin mi heyecandan? Gene kafanda soru işaretlerin var mıydı? Çok. Vardı. Bugün konuşacağız. Çünkü merak edilen konular, başlıklar var. Rüya Hanım, sen uyudun mu mutluluktan peki? Bu sefer mutluluktan. Ağlamayı hiç kesmedim. Hiç kesmedin. Kesemedim. Elimde değil. Aman aman. Bundan sonra mutluluk gözyaşları i̇nşallah. Olsun inşallah. Bir de babaya soralım. Telefon şeylerini merak ediyoruz tabii ki. Aydınlığa tam kavuşmasını istiyoruz tabii ki. Bazı kafanızda sizin de cevap bulmasını istediğiniz sorularınız var, evet. Anlıyorum. Tarsus'taki İsmail Bey de şu anda canlı bağlantımızda. Abdullah'ın biyolojik babası. İsmail Bey, günaydın. Duyabiliyor musunuz beni? Pembe Koç'un yanında. Güzel bir gün diliyorum size de. Günaydın İnce Hanım. Günaydın, çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biliyorum ki dün biraz... Teknik sorunlar da yaşadık. Tam sesinizi de duyamadık bazen ve sizin de söylemek istedikleriniz var. Cevaplamak istediğim bazı konular var ve cevap bulmasını istediğim sorularım var diyorsunuz. Öyle söylediniz arkadaşlarıma sanıyorum. Evet, yeterince konuşamadım. Fazla söz hakkı da alamadım. İnşallah bugün daha iyi olacağını düşünüyorum. Bugün hepsini konuşacağız İsmail Bey. Biraz sonra önümüzdeki dakikalarda siz de sorularınızı sorun. Size de sorulacak sorular var. Herkes bugün ne istiyorsa onu bizimle paylaşacak. Avukatımız Özlem Alp, hoş geldiniz Özlem Hanım. Sosyal hizmet uzmanı Kahraman Eroğlu ve psikoloğumuz Cemre Menteşe bizimle birlikte. Diğer misafirlerimle birlikte bugün... Abdullah'ın hikayesindeki o soru işaretlerinin cevabını hep beraber bulmaya çalışacağız ama dünkü o kucaklaşma nasıldı öyle ya? Kimler neden Abdullah'ın annesini oğlunun öldüğüne inandırmaya çalıştı? Hani bir kere öpeyim yüzünü, yani morgda göreyim, bana bu annelik hakkını verin. Morgu açtılar, yüzünü göstermediler bana. Abdullah'ın annesine hastanede kim neden para teklif etti? Masanın üstüne bir deste para bıraktı. Sen dedi kağıt imzaladın, hiçbir hakkına sahip değilsin artık dedi. Ben kefenini öptüm artık. Tüm gerçekler birazdan kaybolan çiçeklerde. Annemi affederim, onu bulmak istiyorum diyorsun. Onun haberi olmadan ben onu bulmama hayal ettim. Ben 19 sene ben onun hasretiyle yandım. O zaman bulduk diyebilir miyim? Görmediği annesine kaybolan çiçekler sayesinde kavuşan 18 yaşındaki Abdullah'ın annesiyle buluşması tüm Türkiye'yi ağlattı. Hepimiz henüz 2 aylıkken terk edilen
18 yaşındaki Abdullah'ın hikayesine kaybolan çiçeklerde tanık olduk. Abdullah Mersin'de çocuk esirgeme yurduna bırakılıyor. Biri yaşlı iki kadın tarafından buluntu bebek olarak kayıtlara geçiyor. Sonrasında onu Ali İhsan Saygı ile Fadime Saygı çifti evlat ediniyor. O benim her şeyim, her şeyimin canım. Tabii ki o senin oğlun. Onda bu senedir ben ona neler yapmadım ki, neler yapmadım ki. Annemi affederim, onu ama bulmak istiyorum diyorsun. Onun haberi olmadan ben onu bulmamı hayal ettim. Kapısını çalıp 19 yıl sonra karşındayım, tanıdın mı beni dememi merak ettim. Kaybolan çiçekler, gelen ihbarlar ve yaptığı araştırmalar sonucunda Abdullah'a ilk müjdesini verdi. O zaman bulduk diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Ben senin oğlum olduğunu düşünüyorum. Bir babanın evladından vazgeçmesi benim nazarımda imkansız bir şey. Peki benziyor mu Abdullah size ekrandan baktığınızda? Yani çok benziyor. Abdullah benim canım ciğerim, benim canımın parçası, benim evladım. Babasına kavuşmanın şokunu henüz atlatamayan Abdullah, ertesi gün yaşayacağı büyük sürprizden habersizdi. Abdullah'ın annesi olduğunu düşündüğümüz hanım ve İsmail Bey'in de eski eşi. Arkadaşlarımız ulaştı. Kendisi şu an İstanbul'da. Çok teşekkürler. Stüdyomuza doğru hareket halinde. Yıllardır birbirinden ayrı düşen ana oğul doyasıya sarıldı. Ben de 19 sene onun ölüsünü ağladım. Senden koparır mıyım hiç? Senin emeğin benden çok. Ben onun annesi olmadım, onun annesi sensin. Parmağımı tutmuştu son kez ve bana öldü dediler. Ben umudumu kaybettim. Mezarlıklara gittim. Antep mezarlığında yoktu kayıtları, ölüsünü bulamadım. Yüreğimi Antep'e bıraktım ve Antep'e de hiç gitmedim o günden sonra. Canlı yayın boyunca Abdullah kendisini büyüten ve öz annesiyle adeta kenetlendi. Yön bakımda morgu açtılar, yüzünü göstermediler bana. Üstünde bir Abdullah Altuner diye yazıyordu ama yüzünü öptürmediler, ölüsünü öptürmediler bana. Ben bir oyuna geldim. Evet, 18 yaşında genç bir delikanlı, 19'una yeni girdi. Ve onu o yaşa kadar getiren anne babasıyla mutlu bir hayatı var. İki kardeşi daha var. Mersin'de yaşıyor. Sonra bundan bir yıl kadar önce sokakta bir kadın ona diyor ki sen işte Ali İhsan Bey'in evlat edindiği çocuk değil misin? O zaman gerçekle yüzleşiyor. Aslında onu doğuranın, onu sevgisiyle büyüten, sevgisiyle yeşerten, hani adam eden derler ya, Fadime Hanım olmadığını o anda öğreniyor. Sonra tabii ki içerisinde kocaman bir soru işareti oluşuyor kalbinin ve benim gerçek annem kim? Beni niye bıraktı? Acaba neden terk etti? Gerçek babam nerede? Hayattalar mı diye bu soruya cevap bulmaya çalışıyor. Bütün çabaları sonuçsuz kalınca da kaybolan çiçeklere geliyor. Bundan birkaç gün öncesinde de biz Abdullah'la tanışıyoruz. Abdullah'ın hikayesini öğreniyoruz. Ve bir iki gün içerisinde deyim yerindeyse hani neredeyse bir mucize gerçekleşiyor. İşte bugün Abdullah'ın yanında biyolojik annesi stüdyomuzda bizimle birlikte onu bulduk. Abdullah'ın yanına getirdik, birlikteler. Ve babası da canlı bağlantıyla şu anda Tarsus'tan bizi izliyor, programa katılacak. Abdullah, başta sordum ama biraz daha uzun uzun anlatalım. Dün yayından çıktın, otele gittin. O arada da bazı yaptıklarınız var, onların da haberlerini aldım. Birazdan onları da paylaşacağım ailelerle birlikte ama kendi kendinle kaldığında ne düşündün, ne hissettin, nasıl geçti senin için gece? Ya zaten sabaha kadar hiç uyuyamadım. Aklımda yani birkaç yani soru var. Hı. Çok ciddi şekilde sorular var. Yani benim ailem de burada. Hı hı. Şu anki bulduğum annem de burada. Ama ben bir soruyu merak ediyorum. Nedir o merak benim ettiğin şey? Benim 18 yılımı anlatsınlar. 18 yılını? Benim hatam neydi? Benim günahım neydi? Senin günahın yok canım. Yani neden böyle oldu? 18 yılının alınmış olduğunu mu hissediyorsun? Yani o 18 yılı bana anlatsınlar mı diyorsun? Evet, çünkü ben bu son bir sene içinde ben çok büyük travmalar geçirdim. Çok benim psikolojim
çok kötü oldu. Hani kolay kolay belki kimse anlayamaz bu psikolojiyi. Ama dediğim gibi 18 yıl önce neler oldu, neler bitti, hepsini doğru bir şekilde anlatılmasını istiyorum. O zaman neden adım oyun oynanıldı? Adım adım gideceğiz. Biz şimdi güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Kimseyi üzmek, kimseyi incitmek değil niyetimiz ama sen o soru işaretlerinin cevabını bulmadığında da için rahat etmeyecek. Yani. Anlaşılan bu. Babanın da bazı konuşmak istediği konular var. Annenin de konuşmak istedikleri var. Buradaki anne babanın da söylemek istedikleri var ama asıl olan senin soru işaretlerin Abdullah. Çünkü konunun merkezindeki sensin. Annen yanında. İstersen sorarak başlayalım o zaman. Yani şöyle söyleyeyim, 18 yıl önce neler oldu, ne oyun oynandı? Ben dün de söyledim burada. Sen, ben 8 ay hamile olduğumu biliyordu İsmail. Ben hamileliğimi hiçbir zaman gizlemedim. Boşanmak, hamile olduğumda da zaten hayatında Diyarbakırlı, hiç unutmuyorum, ben yalan da söylemiyorum. Diyarbakırlı bir kız vardı, ailesiyle beraber eve getirdi. Onunla evlenmek istediğini söyledi bana. Ben çocuğu var, doğum yapayım. Hani doğumdan sonra en azından. Yok dedi, ben onunla evleneceğim. Hatta Tarsus'ta evi vardı Mithat Paşa'da. Oradaki evini bile onların uğruna feda etti. Ben inkar etmiyorum. Sonra ben 8 aylıktım. Mahkemeye biz dilekçe verdik. Ben o zaman zarfında ben ailemin yanına gittim. Ailemin yanında kaldım hamilelik dönemimi. Annemin evinde geçirdim. 8 aylıktık, biz dilekçe verdik. Ben zaten dilekçe zamanına kadar da ben doğum yaptım. Bir peki, buçuk ay, iki ay sonra doğum yaptım zaten. Orada herkes şunu merak ediyor. Niye o mahkemede işte hamileli doğum yaptın? İsmail bana doğum mahkeme yaptınız. Salonunda biz adliyeye çıkarken bana hiç unutmuyorum. Dedi ki ne çocuk olduğunu söyleme dedi bana. Çocuğun olduğunu söyleme dedi. Ama sen çocuğun kimliği içinde onun geleceği açısından da boşansan ben, da çocuğun tek başına büyütmek istiyorum diyebilirdin. Bu, ben öyle bir şey demedim. Neden sakladın çocuğu? Kimden? Mahkemeden niye sakladın mahkemede çocuğu? Mahkemede çocuğu söyleme dedi. Eğer mahkemede çocuk söylenmiş olsaydı bizi boşamazdı hakim. Çünkü ama arada bir çocuk vardı. Pek çok seyirci de, İsmail Bey de şimdi konuşacak, az sonra bağlanacağız oraya. Pek çok seyirci de bunu merak ediyor aslında. Yani niye orada bebeği olduğunu şöyle söylemedi şey var. Anne diye. Hakim zaten çocuk varsa eğer dedi ben bu boşanmayı kapatırım dedi. Çünkü çocuk var arada, boşanmam dedi. Uzlaşın, bir araya gelin dedi. Tekrar hani bu yuvayı kurtarmak adına. Ben de o zaman çocuk yok dedim. O zaman Abdullah 10 günlük. Ama kendi yuvanı yıkıp yuvanı yıkan bir kadının. Ama şimdi beni istemeyen bir erkek var karşımda. Boşanmak istiyorum senden diyen bir erkek var. Ben ona zorla benim koca ol diyemem şimdi ki. Şimdi o zaman hemen İsmail Bey'e soralım. İsmail Bey, yayını duydunuz mu bilmiyorum ama şöyle özetleyeyim. Ruhiye Hanım diyor ki daha biz evliyken Diyarbakırlı bir hanım vardı İsmail'in hayatında. Gerçekten öyle mi? Böyle tek tek gidersek daha anlaşılır olacak. Sonra diğerlerine cevap verelim. Evet İnce Hanım, Makbule Hanım kendini aklamak için belli ki beni karalıyor. Güya ben Diyarbakırlı bir kızı sevdiğim için o hamile olduğunu bildiğim halde ondan ayrılmak istemişim. Aslında bir şey yok. Çünkü ben kendisinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 4 sene sonra ben evlendim. Hani bir insan bir kızı çok seviyorsa ve onun için hamile karısından ayrılmayı bile göze aldıysa ayrılır ayrılmaz hemen direkt ötekisiyle hayatını birleştirmeye çalışır. Neden ben 4 sene sonra hem de evlendiğim eşim şu anki yani birlikte olduğumuz, beraber olduğumuz, evli olduğumuz eşim. Biz yaklaşık 4-5 ay içerisinde yani tanıştık ve evlenmemiz 4-5 ay zarfında oldu. Daha yani, önce birbirimizi tanımıyorduk İsmail bile. İsmail Bey diyorsunuz ki biz Ruhiye Hanım'la evliyken başka bir kadın yoktu. Boşanma nedeni bu değil diyorsunuz. 4 yıl sonra evlendim diyorsunuz. Hayır, hayatında başka bir insan yoktu. Ayrılık nedenlerimiz başka şeyler. Onun için gerekçe neymiş İsmail şimdi, Bey için? Hani hatta şöyle söyleyeyim. Nedenlerden bir tanesi. Şimdi Makbule Hanım çok aktif, çok konuşan bir insandır. Değil, Ruhiye. Makbule ben Hanım kim? Sakin, benim durgun adım Makbule değil, Ruhiye. Ruhiye. İsmail Bey heyecanlı ve... Özür dilerim, sürçülisan oldu. Doğru tamam. Evet, Ruhiye Hanım. Ruhiye Hanım çok konuşan bir insandır, çok aktiftir. Ben sessiz, sakin, durgun bir insanım. Hani ateşle suyun aynı kapta duramayacağı gibi. Biz de öyle... Anlaşamadık mı? Şey olduk yani, beraber olamadık, duramadık.
Aslında birbirinizi dengeleyebilir misiniz? Anlaşamadık. Birçok nedenlerden. Tamam. Bir şey daha soracağım İsmail Bey. Bir tanesi buydu yani. Tamam. Biz zıt zaten geçmişi sorgulamak ne sizi ne de Ruhiye Hanım'ı yargılamak değil ama Abdullah'ın soruları bunlar ve Abdullah bunlara cevap bulmadıkça mutlu olamayacak ve eminim ki buradaki herkesin istediği Abdullah'ın geleceği, mutluluğu, sağlıklı bir yaşam sürmesi bundan sonra. Ben de ince diyor zaten, ki İsmail Bey. Kimseyi buyurun. Üzmek istemiyorum. Kimsenin rencide olmasını istemiyorum. Gerek Ruhiye Hanım'ın, gerek başka insanların. Tamam. Fakat dün de çok büyük eleştirilere, ağır ithamlara maruz kaldım. Bazı şeylere açıklık getireceğiz. Tamam, yani. Hepsini konuşacağız İsmail Bey. Vaktimiz var. Bir soru daha sormak istiyorum. Yine Ruhiye Hanım diyor ki mahkemeye çıkarken bana dedi ki İsmail, hakime işte bebeğimizin doğduğunu 10 günlüktü diyor biz son duruşma davasına gittiğimizde. Bunu söyleme yoksa hakim bizi boşamaz. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi bu bana saçma geliyor. Yani bir kadın eğer 10 günlük doğmuş çocuğu, yani eğer 10 günlükse doğmuşsa, hı hı. Bir de ayrılık bir meselesi varsa, yani en azından ya bu adam çocuğu görür belki kalbi yumuşar. Yani eğer böyle bir şey varsa diyorum. Hı hı. Çocuğu alır getirir mahkemeye veya işte bir şekilde karşısına çıkarır, gösterir kendisini. Yani en azından şey, yani bu sorunların ortadan kalkmasına şey yapar, yani bir yol arar. Ama dün Ruhiye Hanım kendisi de itiraf etti, ben ahdettim, yüzünü de kendisine göstermeyeceğim, bir çocuğu olduğunu da kendisine söylemeyeceğim diye. Siz kendiniz de dinlediniz zaten, yani, biliyorsunuz. Siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Öyle söylüyor. Kızgınlıkla sakladı söylüyor. Mı diyorsunuz? Yani şimdi tabii ki yani söylem ve eylem çok farklı yani şimdi. Hem öyle söylüyor hem böyle söylüyor. Yani özür diliyorum ama tribünlere oynuyor yani. Yok, hiç böyle demeyelim. Bir izin verin şimdi Ruhiye Hanım'a da döneyim. Dinleyin siz lütfen yayını. Peki, Ruhiye. Ben hatalıyım madem öyle. Hamile olduğunu senden gizlemişsem, çocuğunun olduğunu senden gizlemişsem, ismini bilmiyor diyeyim bir çocuğun kalkıp da Abdullah olduğunu, senin çocuğun olduğunu nereden iddia ediyorsun o zaman? Ben bu kadar kötü bir kadınım. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Bu çocuğun senden olduğunu neye dayanarak iddia ediyorsun o zaman? Sonra öğrendim ama şimdi... Sonunda nereden sen, öğrendin? Çocuk öldü demişsin. Öldü demiştim. Ha doğduğunu yengenin... söylemiyorum, öldüğünü söylüyorum sana. Kimden öğrendiniz evet, İsmail Bey sonra? Orayı da bir tek tek anlatın bize. Sonra siz bir oğlunuz olduğunu... İnci Hanım... Kimden öğrendiniz? Öldüğünü, işte doğumunu, ölümünü bunları kim söyledi size? Buyurun. Dün abimin hanımı Selma yengemle de görüştük, o aradı. Geçmişte unuttuğumuz bazı şeyleri tekrar hatırladık. De o eğer kendisini de telefona bağlarsanız o da anlatacakları şeyler vardır. Tabii ki. Siz anlatın önce, siz anlatın. Ruhiye Hanım'ın kendisini o zaman aradığını, çocuğu olduğunu, bunu ahdettiği için ben İsmail'e söylemeyeceğim demiş kendisine. Ve aradan bir iki gün geçtikten sonra da tekrar aramış. Bu sefer de çocuk öldü demiş ve olayı örtbas etmiş. Ben yalan. Sonradan bunları duydum. Yalan. Yengenize söyledi bunları. Yalan. İşte yalan mı gerçek mi? Yüzleşirsiniz evet tamam. Yani. Yüzleşirim. Yalan söylüyorsun. Senin Semra yengenin numarası bende yok. Ya herkes bu bir... yalan söylüyor. Zaten bir tek sen doğru söylüyorsun. Sen doğru söylüyorsun. Burada. Daha çocuğunun olduğunu bilmediğin halde. Yengeyi de arkadaşlar yengeyi de bağlayalım birazdan yayına. Ondan da dinleyelim ama siz Hatice Hanım da Ruhiye'nin kız kardeşi. O süreci aslında siz de biliyorsunuz. Nasıl oldu? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musunuz? Kız kardeşiniz boşanıyor, yeni doğum yapmış, neler yaşandığını hatırlıyor. Benim hatırladığım konular çok değişik. Pek çok değişik. Şey başka bilmiyorum. Konu. Tamam, evet. Birazdan o zaman onları da şey yapalım ama ayrıldığında Ruhiye... Ben diyorum, kusura bakmayın lafını kesin. Ben diyorum ki hanımız 10 gün oldu doğum yapalı. İsmail niye gelmiyorsun? Telefon açtık söyledik biz. Karın senin ya. Diyor ki bizimkiler istemiyorlar. O sen askerdeydin, hamile kaldın, senden oldu ne malim. Şimdilik gitme görme... Evde taşı ayırır, o annesiyle de kalsın. Eğer ki annesiyle de kiminle gidersen... Kiminle yaptınız bu konuşmayı siz? Kendisiyle. Siz İsmail'e mi dediniz? İsmail'le bunu konuşuyoruz, bu 10 günün doğumlusu. Hayır İnci Hanım, kendi ben açtı. Kendileriyle telefonda konuşmadım, öyle bir görüşme de yapmadım. Sen zaten yani... konuşmazsın. Ben hayır, hayır. Tek kelimeyle o zaman ki... da benim ne cep telefonum vardı. İsmail Bey bir hayır, saniye. Yani, üst üste konuşunca anlaşılmıyor. Vardı, ne de ev telefonu. Tamam bir saniye. Hatice Nasıl Hanım siz İsmail'in kendisine mi dediniz çocuğunuz doğdu?
Telefon geldi sabah onu. Ben de yatıyordum. Telefon bana yakın. Alo dedim. Günaydın Baldız dedi. Sağ ol dedim. Neredesin sen dedim. Niye? Dedi ben gelemeyeceğim. Onu bildirmek için aradım. Dedim niye? Dedi bizimkiler istemiyorlar. Sen askerdin, hamile kaldı. Senden olduğun ne malum? Gitme. Eğer ki gitmek istiyorsan git onlarda kal. O buraya gelmesin. Bu konuşma ne zaman oldu Hatice Hanım? 10 günün doğum yapmış. Ben 10 gün doğum yaptıktan 10 gün. Ben de 10 gün sonra da mahkeme varmış ben zaten. İnce Hanım. Efendim İsmail Bey. Bir dinleyin. Evet. İnce Hanım. Şimdi bu söylenenlerin tamamen yalanmış olduğunu, yalan tamam. olduğunu zaten bir saniye, şey yapabiliriz. Kesinlikle ispatlayabiliriz. Ben tamamlasın İsmail Bey çünkü ses de geç gidiyor. Sonra siz konuşun Hatice Hanım. Devam edin İsmail Bey, buyurun. Askerden geldikten sonra bizim bir çocuğumuz olacaktı. 2 aylıkken zaten düşük ya, yani kürtaj ile alındı hastanede. Daha sonra Abdullah dünyaya geldi. Yani bu, ben nasıl söylemiş olabilirim? Yani benim ailem diyor sen askerdeyken ne malum başkasından olmadığı falan filan. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani bu çocuk 9 ayda değil de 19 ayda mı dünyaya geliyor? İnce Hanım ben bir soru sormak istiyorum kendisine. Lütfen bunu cevaplasın. Sen bana hamilelikten haberim yok diyorsun. Senin doğumundan haberim yok diyorsun. Evet diyorum. Peki hangi hakka dayanarak bu çocuğun ismini bile bilmiyorsun? Kimden öğreniyorsun kardeşim sen? Kimden öğreniyorsun? Bunu açıklamasını yap bana. Sen ama ben her seferinde tekrar ediyorum. Yengemle konuşmuşsun diyorum. Senin yengen benim yanımda mı bir kere? Çocuğun ben senin olduğunu, yengenin adını yüzünü görmüş müyüm o muhterem yengenin? Telefonla çok görüşmüşsünüz. Çok sevdiğin yengenin. Senin yengen beni ne zaman telefonla aramış? Telefonla görüşmüşsünüz. Kendisine benimle görüşmüş. Ha senin Abdullah ben olduğunu söylemişsin senin bu adını. Senin işimi bitirdim yengenle konuşuyorum. Bir iki gün sonra da öldü demişsin kendisine. Kime dedim? Sen var ya harbiden var ya. Bir şimdi saniye bir sakin beni. Ne olur birbirinizle. Tekrar ediyorum. Abdullah'a Selma, da gelin. Selma yengemle konuşmuşsunuz. Yengeyi bağlayabilir miyiz arkadaşlar? Tamam bağlıyor arkadaşlarım şimdi. Bağlasınlar. İsmail Bey, yenge bağlanacak ama o arada ben size bir şey daha sormak istiyorum. Siz bir oğlunuzun olduğunu yengenizden öğrendiğinizi söylüyorsunuz. Oğlunuzun doğduktan sonra öldüğünü de yine o yengeden mi öğrendiniz? Yine o yenge mi söyledi size? Evet. Peki Ruhiye Hanım'ın ailesinden... Aradan bir iki gün geçti, tamam. Bu sefer... Bir iki gün sonra. Ruhiye Hanım'ın ailesinden kimseyle konuştunuz mu o dönemde? O dönemden bir müddet sonra Ruhiye'nin abisiyle, Nuri abisi. İsmindeki abisiyle karşılaştık, görüştük. Evet. Sordum kendisine böyle böyle oğlum olmuş, adını Abdullah koymuşsunuz, sonra öldü demişsiniz. İşte bir de Ruhiye aynı zamanda şey de demiş, ben işte Gaziantep'li zengin bir aile var, evlatlık vereceğim bir falan saniye, bir şeyler bir olmuş saniye. Dedim, neden haberim yok? Bir saniye İsmail Bey, bir saniye İsmail Bey, bir de Ruhiye Gaziantep'li zengin bir aileye evlatlık vereceğim demiş. Bunu kimden duydunuz? Semra yengesi onun evet, avukatı. Evet, onu işte Selma yengem diye senin söyledi. Senin Semra yenge, avukatın hayır, senin. Var? Bir tek tek konuşalım Ruhiye'cim ne olur. Peki sonra dayısı ne söyledi yani, Nuri Bey ne söyledi size? Nuri değil, Vehbi abimle görüştü. Vefa abinle görüştü. Sen o zaman abinle görüştüğünü biliyorsun. Bizim yanımıza hayır, geldiğinde... Hayır, Nuri ile görüştüm. Ben Vehbi ile görüşmedim. Evet. Anlatın lütfen İsmail Bey. Evet. Ne dedin Nuri Bey? Kendisi bana dedi ki, çocuk öldü, sen de daha ne yapacaksın ki? Zaten siz ayrıldınız, her şey bitti dedi, örtbas etti. Hani bir şey de öğrenemedim kendisinden. Ne zaman söyledi bunu sana? Ne zaman söyledi bunu sana? Tarihini söyle o zaman. Kaç aylıkta da söylüyor sana? 18-19 sene önceden bahsediyorsun. Sen evi bilmiyor musun kardeşim? Tek tek. Sen Gaziantep'e gittiğini söylüyorsun. Hastaneye çık gittiğini söylüyorsun. O tarihleri söylemiyorsun da. İsmail Bey. Bilmiyorum belki şu aylardı, belki bu aylardı diyorsun. İşin içinden çıkmayan bir şey söyleyeceğim. Bir saniye Ruhiye sana da söz vereceğim. İsmail Bey bir dinler misiniz lütfen? Sizinle de konuşacaklarım. Bu arada yenge de sanıyorum telefonda hatta. Neydi yengenin ismi? Semra. Semra Hanım sizi hatta bekleteceğim Selma. Ama çok Selma, çok kız Selma Hanım. Selma Hanım merhabalar. Bir kısacık bekleyin siz de. Hoş geldiniz. Sizin anlatacaklarınız çok önemli. Ne zaman kiminle konuştunuz? Abdullah'la ilgili neler biliyorsunuz? Ama kısacık bir ara veriyorum ondan sonra. Abdullah annesinden de babasından koparılıp neden evlatlık verildi? Abla benim çocuğum ölmüş. Papa gitmiş. Tabii, ben ne imzaladığımı biliyor musun? Hastane masrafı benden gitsin de.
bilerek, bilinçli olarak ya sokağa bıraktığını ya da birileri tarafından çocuk esirgeme kurumuna gönderdiğini düşünüyor. Abdullah'ın dün kavuştuğu anne ve babası neden birbirlerini suçladı? Hamileydim. Ayrılmak istedi benden çünkü başka birini seviyordu o. Biz ayrıldıktan yaklaşık 3,5-4 sene sonra ben ikimiz evliliğini yaptım. Birazdan kaybolan çiçeklerde. Kimler neden Abdullah'ın annesini oğlunun öldüğüne inandırmaya çalıştı? Hani bir kere öpeyim yüzünü yani, morgda göreyim, bana bu annelik hakkını verin. Morgu açtılar, yüzünü göstermediler bana. Abdullah'ın annesine hastanede kim neden para teklif etti? Masanın üstüne bir deste para bıraktı. Sen dedi kağıt imzaladın, hiçbir hakkına sahip değilsin artık dedi. Ben kefenini öptüm artık. Tüm gerçekler birazdan kaybolan çiçeklerde. 0212 284 6060 kaybolan çiçeklerin ihbar hattı. Bizi her konuda arayabilirsiniz. Burada konuşulan konuyla ilgili bildikleriniz varsa lütfen paylaşınız. Mersin, Tarsus, Gaziantep üçgeninde 18 yıl önce neler yaşandı? Mutlaka birileri biliyordur. Söyleyeceğiniz her bilgi değerli. Bütün bu konuşmaları niye yapıyoruz? Abdullah merak ettiği için yapıyoruz. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. 18 yaşında genç bir delikanlı, bundan bir yıl önce evlat edinildiğini öğreniyor. Onu büyüten anne babasının aslında biyolojik ailesi olmadığını öğreniyor. O günden bu yana da doğuran annesini, babasını merak ediyor. O sorunun cevabı için stüdyomuza geldi. Kaybolan Çiçekler ekibi de önce babaya ulaştı. Baba bizi aradı. Ben Abdullah, benim oğlum olduğuna inanıyorum diyerek İsmail Bey Tarsus'tan bizi aradı. Sonrasında da anne Ruhiye Hanım'ı bulduk. Dün onlar kucaklaştılar, buluştular. Birlikte güzel zaman geçirdiler. Ama bugün Abdullah dedi ki programın başında, ben dün gece uyuyamadım İnci Hanım. Çünkü kafamda sorularım var. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi hala sormak istediğim sorular var. İki tarafa da soruyorum ben. Hı hı. Yani siz biriniz konuşkan olduğunuz için, biriniz sakin olduğunuz için, yani sebepsiz, bence sebepsiz bir ayrılık bu. Hı hı. Çok saçma bir ayrılık. Peki benim suçum, günahım neydi? Ortada kalan niye ben oldum? Niye benim başıma böyle şeyler geldi? Ben seni ortada bırakmadım oğlum. Ama bak, ortada bırakmadım deniyor ve iki tarafta çok saçma bir nedenden ayrılıyor. Ben ayrılmak istemedim annem. Ben niye bu ayrılayım? Ayrılmak istenmemişse o zaman benim çocuğum var denecek de. Ben dedim mahkemede. Ona. Bağır dedirtmedi. Yeğenim, bunun haberi yok. Hadi mahkemeye gidelim. Mahkemeye çıktığımızda kendisi çocuğu istiyor. Tartışma yok aralarında. Oradan mahkemeye söyleme dedi. Mahkemeye gidildiğinde şok oldu bu. Şimdi bak, orada sana çok iyi bir fırsat düşmüş. Çocuğun olduğu için hakime çocuğum yok yerine var demiş olsaydın, hakim sizi biraz daha düşünün diye geri gönderebilirdi. O zaman da bir destek alıp evliliğinizi devam ettirebilirdiniz. Abdullah onun için. Onu ben Abdullah'ı anlıyorum. Ben oğlumu anlamamazlık yapmıyorum. Ama oradaki çıkıp mahkemeye işte söyleme dedi. Ben de söylemedim. Tamam dedim, git. Ama boşanma zaten bitti. Çocuğun kimliğini çıkart dedim. Tamam. Ruhiye Hanım, boşanmayı kim istedi? Şimdi Hatice Hanım diyor ki onun haberi yoktu, mahkemede böyle dedi. Hayır, kendisi boşanalım dedi. Ben boşanmak istemedim, kendisi boşanalım dedi. Kendisi boşanalım dedi. Ne zaman söyledi bunu İsmail Bey? İsmail Bey, yine yayını dinleyin lütfen. Bu arada şunu da söylemek istiyorum sevgili seyirciler. Bağlantı sık sık kesiliyor ama Tarsus'ta ne yazık ki İsmail Bey'in bulunduğu noktada çok iyi çekmediği için hatlar, yani bu bağlantı gidip geliyor. Bizimle ya da kanalımızla ilgili hiçbir arıza yok. Tamamen o bulunan noktayla ilgili bir sıkıntı var şu anda. Yaşadığımız durum o. Ruhiye Hanım, siz kaç aylık hamileydiniz Abdullah'a size İsmail Bey boşanalım dediğinde? Biz zaten İsmail askerden geldikten bir iki ay sonra zaten benim hamile olduğum ortaya çıktı. Evet. Zaten o zaman da hayatında Diyarbakırlı. Babası da zaten ben düşük yaptığımda hastanede kürtaj olduğumda tanıştılar. Adamın ismi şu an aklıma gelmiyor. Tanıştılar, eve getirdi, beş kardeşlerdi. Kızın adını da hatırlamıyorum. Diyarbakırlı olduğunu hatırlıyorum sadece. Getirdi, onunla evlenmeyi düşünüyordu. Ben yalan söylemiyorum. Onunla evlenmeyi düşünüyordu. Sonra bana dedi ki ben onunla evleneceğim, ayrılalım dedi.
Yok, onunla evlenmek yok, istediği için. Ben yalan asla kimse için böyle bir şey düşünmüyorum. Hı-hı. Sadece bir şey düzgün gidelim, seyircimiz Hı-hı. de tam anlasın diye. Siz çok küçük yaşta Abdullah'la evlendiniz. Önce bir çocuğunuz doğdu. Doğduktan ne kadar süre sonra? Bir saat sonra vefat etti. Ne kadar? Bir saat sonra vefat etti. Evde sanki doğum yaptım ben. Bir saat sonra birinci çocuğunu kaybettin. İkinci bebeğine hamileydin, iki aylık. O düşük da ölünce içeride ölmüştü. Almak zorunda kaldılar. O zaman Abdullah, İsmail askerde miydi? Hayır. Askerden gelmişti bunlar yaşadığımızda. İkinci bebeğini evet. aldıklarında askerden dönmüştü evet. yani. Sonrasında sen Abdullah'a hamile düşükten kaldın. Düşükten sonra zaten bir ay sonra tekrar hamile kalmışım. Ben bilmiyordum. Aradan bir iki ay geçtikten sonra ben kusmalardan sonra bir arkadaşım tamam. tahlil ne yaptım. Ne zaman ayrılalım dedi. Çıktı. Ne zaman ayrılalım dedi. Bir daha aynı şeyi soruyorum. Ne zaman ayrılalım dedi. Zaten o süreçte biz kızı eve getirdi. Ben küçücük bir yerde kalmıştım. O Mersin. Nerede? Halin olduğu yerde küçücük böyle mağara gibi bir yerde biz yaşıyorduk. Oraya getirdi kızın ailesini. Bunlarla yaşayacaksın dedi. Nasıl eve bir kadın ve ailesini ailesiyle getirdi? Ailesiyle beraber. Şimdi çok ailesiyle beraber getirdi. Hemen soralım İsmail'e. İsmail Bey, duydunuz. İlk şimdi önce babasıyla tanışıyor kızın. Çok, yani bunlar hepimizi çok şaşırtan şeyler. Konunun buralara gelmesini hiç istemiyorduk ama zannedersem bu sorular cevap bulmadıkça siz bunları daha sonra defalarca açıp açıp konuşmak zorunda kalacaksınız. Umarım bugün son kez konuşulur, kapanır. Evliyken eve bir başka evet, kadın mı getirdiniz İsmail Bey? Hayır, bu tabii bunların herkesin karşısında konuşulması elbette ki daha iyi olacaktır. Soru işaretleri çözülür. O aileyi getirdi falan dediği, mağara falan gibi bir yer dediği, işte her zaman abarttığı gibi yine abartıyor. Benim annem evet, eski gördü, taş bir binayı, Mersin'in eski taş binalarını az çok bilirsiniz, birçok yörelerde olduğu evet, gibi. Evet, evet. Evde gayet genişti, sadece avlusu, hol yani ortaktı. Evler ayrı ayrıydı. Ev geniş miydi, bir göz oda geniş bizim mi oluyor? Peki evi bırakalım da gerçekten evliyken bir kadın getirdiniz mi ya da evliyken bir başka kadınla böyle bir ilişki var mıydı onu soruyoruz. Şimdi o ev bizim kendimizin değildi. Hı hı. Kira da ödemiyorduk. O insanlar da orası gayet geniş olduğu için onlar da ev sahibinden izin almışlardı ve gelip oraya yerleştiler. Yalnız bizim ayrılığımızın sebebi onlarla kesinlikle alakalı değil. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. İsmail Bey aile değil de ailenin ki, bir kızı olduğunu ve sizin onunla birlikte olduğunuzu iddia ediyor Ruhi Hanım. Onu soruyorum ben de. İşte böyle bir iddia yalan yani. Bunu yalan ben kabul mi? Etmiyorum. Peki ben bir şey sormak tabii istiyorum. Tabii abartı bu. Yalan doğru söyleniyor. Yani gerçekten sormak istiyorum bunu. Hep yalan 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 yalan. Peki doğru hiçbir şey mi yok? Bence de mantıklı. Cevap ver o zaman. Ama anlatıyorum. Sen şimdi doğruları dinliyor musun? Hayır. Dinliyorum ben. Burası anlatıyor. Siz sürekli yalan diyorsunuz. Bir kere de doğru dediğiniz çıkmadı. Hep mi yalan söylüyor yani ben, bir insan? Ben yaşananları, olanları anlatıyorum. Ben de doğru yalan söylüyorum. O zaman hangisi yalan? Bana diyor ki İsmail biz ayrılalım dedi. Böyle evet. böyle işte ben bu kızı sevdiğim için senden ayrılmak istiyorum. Evet. Asla böyle bir şey olmadı. Olmadı kendisiyle mı? Biz küstük şimdi beni burada ve seni ayrıldı. Annesinin evine gitti. Evine gitmedim. Uydurma. Yani zaten o aile geldikten sonra çok fazla uzun bir süre kalmadı orada. Evet kalmadım. Annesinin evine gitti. Ha evime kadın getir ben oturacağım onlara hizmet ettir bilmiyorum. Ben orada daha kalayım. Peki İsmail çok özele girmeden sadece şunu merak ediyorum. Sizin ayrılma nedeniniz gerçekten bir başka kadının eve gelişi miydi? Sadece evet. bunu detaylandırmayalım. Hayır, kesinlikle. Hayır diyorsunuz hayır, tamam. Değil. Zaten o dönemi bilenler de seyircilerimiz de arayacaklar ve arıyorlar. Konuşacağız onları da. Buyurun buyurun. İnce Hanım, Rüya Hanım psikolojisi bozuk bir insandır. Ya ne olur gerçekten suçlamalarda bulunmayalım evet, yani lütfen. Psikolojik bozuyor. Niye evlendin o zaman İsmail benimle? İsmail Bey peki annesinin evine gitti. Siz barışmak için olabilir küskünlükler, kırgınlıklar evlilikte. Gidip Rüya Hanım'ı almak istediniz mi? Bir ailesiyle biz konuştunuz tamamen mu? Tamamen karşılıklı anlaşamadığımız için ayrıldık. Ayrılmaya yani Abdullah diyor ki benim ne suçum vardı? Siz işte biriniz suskun, biriniz çok konuştuğunuz için yani ben arada yanmışım gibi de. Oğlum bunun seninle alakası yok ki. Yani nasıl sen zaten nasıl alakası yok ya? Ortada kalan kişi benim. Nasıl alakası yok? Bu tramvayı geçen ortada kalan kişi benim. Senin varlığından haberim yok ki benim. Niye oraya çıktın? Benim oğlumla alakası yoksa niye oraya çıktın konuşuyorsun? Benim Abdullah'ın varlığından haberim yoktu diyorum. Varlığından haberin olmadı mı çocuğa? Nasıl benim çocuğum diye
diyebiliyorsun o zaman? Rüyeciğim sakin ol. Şimdi bir dakika, sakin ol. Reklama gitmeden Semra Hanım, yani İsmail Bey dedi ki ben yengemden öğrendim Ruhiye'nin hamile olduğunu, sonra o bebeğin doğduğunu falan. Bilemiyorlar ki zaten. Şimdi o yengeyi... Sadece kendi bildiklerini konuşuyor. Tamam lütfen sakin sakin herkes konuşsun. Şunu bir cevaplayalım, sonra yengeyi ben hatta alacağım. Ruhiye babasının evine döndü. 1-2 aylık hamileydi. İsmail Bey diyor ki benim haberim yoktu. Ruhiye diyor ki biliyordu. Bakacağız gerçek ne, mutlaka ortaya çıkacak. Abdullah merak ettiği için çıkacak. Özel hayatı merak ettiğimden konuşmuyorum. Peki gittikten ne kadar sonra boşanma davası açıldı? 4-5 ay sonra biz boşandık. Demin doğduktan sonra boşandık. Hayır, dilekçeyi 4-5 ay sonra verdik. Ha? Benim oğlumu 10 günlüktü, kırtlıydı. Ben anneme bıraktım, mahkemeye biz öyle çıktık. Bak yalan söylüyor, annem biraz, şahit. Hayır. Sen de tarihleri sanıyorum biraz heyecandan da karıştırıyorsun çünkü zaten. 10 günlük diyorsun. 10 günlüktü diyorsun dünden beri. 10 günlükken mahkemeye çıktım ben İnci Hanım. Şimdi 40'ı çıktı mahkemeye. Hayır, çıktım 40'ı diyorsun. Çıktı demedim, 40'lıydı dedim. 40'lıydı, 10 günlüktü yani. Doğdu 10 günlüktü biz mahkemeye çıktık. Ben ona çocuğu söylemedim. 40'lıydı, 40'ı çıkınca denmez mi? Ben öyle bildiğim için. Ya şaşırdım, özür dilerim. 10 günlüktü İnci Hanım. O sürede hep Hatice Hanım annenizin yanında mıydı Ruhiye? Evet. Konuşuyorum ben, diyorum ki çocuk 10 günlüktü diyorum, böyle böyle konuştu diyorum. Bizim babamız da gel dedi mahkemeye, aldı bunu. O lafı, terbiyesiz lafı duydu hemen. Hemen gel dedi, hemen geldi. Öğleden önce dilekçe verildi, öğleden sonra boş kağıdı alındı. Öğleden sonra boşanmadı abla. Peki o ahtım, olsun söylemeyeceğim ben. Lafı ne Ruhiye? Yani gizleyeceğim. O çocuk benden değil, kimden aldıysan ona git söyle kimliğini çıkartsın dedi, bu. Ya ben korumak hayır, hayır ben saklayacağım senden bir çocuğun ben olduğunu. Ben onu niye saklayacağım diye kimliği İnci çıkartmam Hanım. Deyince ben de sinirli randırıp yaşasa bile benim İsmail. Çocuğum yaşasa bile ben sana onun yüzünü göstermem. Baba olarak gelip kimliğini çıkartmıyorsan yüzünü de görmeye hakkın yok dedim. Bunu ne zaman dedin? Ben bunu ne zaman söyledim hatırlamıyorum. Bununla konuşurken söyledim telefonda. Yani konuşmamıştınız dün, hiç. Bakın nasıl söylüyordu bugün nasıl söylüyordu. Kimlik için ben kavga ettim onunla. Kimlik için? Sadece evet. Kimlik için mi konuştun? Evet, başka kimlik için konuştum. İsmail söyle, telefonu alacağım çünkü yengeyi alacağız hatta. İnci Hanım, evet. Dün siz de kendisini dinlediniz. Ben ahdettim İsmail'e yüzünü göstermeyeceğim dedi. Öyle söylemişti. Bugün de diyor ki ben İsmail'in yüzüne karşı söyledim. Ben ahdettim sana çocuğu çünkü göstermeyeceğim. Çünkü kimliğini çıkartmak yani istemediğiniz için. Kimliğini çıkartmıyorsun çocuğun. Hayır. İsmail yani bu soruya da cevap verir misin? Dinlediğiniz zaman çok büyük bir yanlışlık olduğunu, bir yalan tamam. olduğunu kendiniz de zaten anlarsın. Kimliğini çıkartmak için siz kimliğini çıkartmayınca böyle söylediğini söyle. Böyle bir konuşma oldu mu aranızda kimlikle ilgili? Ama dün ne söylemişti İnci Hanım? Dün de ben ahdettim İsmail'e yüzünü göstermeyeceğim. Evet gene diyorum, gene diyorum sözümün arkasındayım. Abdullah'ın varlığından haberdar bile etmeyeceğim. Sen hak etmiyorsun dedim o çocuğu. Demişti. Şimdi dün öyle söylüyor, bugün böyle söylüyor. Yani her gün Allah bakalım yarın ne söyleyecek onu da bana bekleyip göreceğiz. Mikrofona söyleyin, onlar kendi aranızda anlaşılmıyor. Bir saniye İsmail Bey, seyircilerimizden de sorular var. Her gün başka bir şeyler söylüyor yani. Bir saniye. İnci Hanım, doğmuş çocuğun annesi neden kimliğini almadan eşinden ayrılıyor? Kendisi annesi ayrılmadan çocuğunun kimliğini alabilirdi önce. Evet. Ruhiye. O zaman o... Diyarbakırlı sevgilisiyle ayrı evleneceğim diye, benimle boşanacağım diye söyledi. Boşanalım dedi. Ben de boşandım. Ya, Diyarbakırlı sevgilisi falan Özlem değil. Vardı eve getirdim beni tamam. Burada döktüm her şeyini. Sakinleşin birbirinizle dikkatli konuşun lütfen. Özlem Hanım şimdi şu evet. Bununla ilgili lütfen bize bir hukuki durumu da söyleyin. Aileler boşanabilir ama kimliğin düzenlenmesi. Evet işte, kesinlikle. Hamilelik sürecinde açılan bir dava. Ama hamilelik sürecinde açılan bir davada şimdi buradaki olayımızda Abdullah'ın annesi olduğunu, biyolojik annesi olduğunu iddia eden Ruhiye Hanım eşinin eğer çocuğu olduğunu söyler ise hakimin onu boşamayacağını iddia ediyor. Yalnız mahkemelerimizde insanlar hür ve özgür iradeleriyle ifadelerini verirler. Olabilir. Hiçbir şekilde baskı altında kalmazlar. En güvenilir yerdir mahkemelerimiz. Bir anne olarak çocuğun olduğunu zaten boşanmak istemediğini de söylüyor. En azından boşanma davası süreci bile uzayabilirdi ve o sırada da hakime söyleseydi böyle bir şey olduğunu çocuğun da kimliğini çıkartmış olurdu. Ben yanlışımı olurdu. Kabul ediyorum. Evet yani orada yanlış yaptım. Kabul ediyorum. Halkımızı yanlış hatamı bilgilendirmeyelim. Kabul ediyorum hiçbir hatamı. Zaman çocuğunuzun olduğunu söylemeniz boşanmanızı, boşanma konusunda evlilik birliği temelinden sarsılmış ise değiştirmez. Ve bir anne olarak da bunu çok rahat bir şekilde söyleyip kimliğini çıkartabilirdiniz çocuğunuzun. Yani... İnci Hanım zaten eğer öyle bir şey olsaydı o zaman neden şey yapmadı, yetkili bir merciye, bir kuruma başvurmadı?
veya işte herhangi bir yerden bir destek istemedi. Kimden destek veya işte beni şikayet etmedi. Senin gelip kimlik çıkartman için destek mi isteyeceğim? Soru şu canım benim. Boşanmak hayır, sen de isteyebilirsin ama kimliğini hocam, çıkarttırıp öyle kabul boşanabilirdin. Etmiyor, çocuğumu kabul etmiyor. Deyip tamam, de gidip şikayet etseydin, savcılığa dilekçe verseydin, başvursaydın eğer doğru söylüyorsan. Kahraman Bey buyurun. İsmail Bey, az önce bir evlatlık lafı ettiniz. Antep'e götürülmesiyle ilgili. Bu konuyu biraz açar mısın? Oraya geleceğim de adım adım gitmek istiyorum Kahraman Bey. Bir da söyleyin ben böyle. Bu konuyu yengemden duydum. Dün tekrardan telefonda konuştum. Tamam. Zaten eğer yayını alırsanız zaten kendisi hatta bekliyor şu anda da bir türlü ona söz veremedim Semra Hanım'a. Abdullah'cığım sorunu bir dakika bekletse. Gaziantep'li zengin bir aileye evlatlık olarak vereceğini söylemiş. Gaziantep'li zengin bir aileye. Semra Hanım hatta şu anda merhabalar. Selma Merhaba. Hanım özür dilerim. Selma Merhaba. Hanım hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar İnce Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi burada yeğeniniz burada onu gördünüz. Önce evet, ne hissediyorsunuz onu söyleyin. Evet. Abdullah nasılsın, iyi misin oğlum? Aşkım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Dünya memurum, seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Babam da seni çok seviyor biliyor musun? Biraz içine kapanık bir sana insan. Sana söylüyor. Selma Hanım, televizyonun sesini kapatın, daha rahat biz de sizi duyacağız, siz de beni. Siz nesi oluyorsunuz şimdi Abdullah'ın, onu bir bize anlatın, öyle Abdullah'ın devam. Oluyorum. İsmail'in yengesiyim ben. Amcasının karısıyım. Amcasının eşisiniz İsmail'in. Büyük evet. Yengesiniz. Tamam. Evet. Şimdi Ruhiye Hanım'la İsmail Bey'in boşandığı dönemi biliyorsunuz. Farklı iddialar var. İsmail diyor ki ben çocuğumun olduğunu, hamile olduğunu bilmiyordum. Sonrasında bana öldü dendi. Sonrasında yengemden evlatlık verildiğini öğrendim. Bir anlatır mısınız bize böyle ne oldu o dönemde tane tane? İnce Hanım önce Ruhiye Hanım, biz Ruhiye Kezban derdik. Kezban evet, diye evet, iki isim var. Evet. Benim geldiğimde biz beraber oturuyorduk. Eve ayırdım, Mersin'e gitti kendisi. Mersin'e gittikten sonra... Ayrılma şeyleri falan oldu. İsmail geldikten sonra Ruhiye kendi annesinin evine gitti. Evet. Evi terk edip kendi gittiydi yani. Hamile miydi o dönemde? Hamile olduğunu ben bilmiyordum. Birinci çocuğu öldü, ikinci çocuğunda tedavi falan oluyordu. Kürtaş evet. falan bulmuş ikinci çocuğunda. Evet. Mersin'de. Ondan sonra bana telefon açtı. İsmail, bunlar ayrıldığında İsmail de Mersin'de oturuyor. Tarsus'ta bizden kalmıyordu. Ben Tarsus'ta oturuyordum. Tamam. Ondan sonra Ruhiye de Mersin'de kendi annesindeydi. Kendi evinden ayrılmıştı. Bana telefon açtı Ruhiye. Açtın sen bana telefon. Sen bana dedin ki Selma ben arıyorum. Evet, ben seninle konuşmak bile istemiyordum. Uydurma. Ben sana telefon bile açmadım. Ben en samimi olduğum kişi, konuştuğum, muhabbet ettiğim, kendim gibi gördüğüm tek bir kişi vardı. O da Mehmet abisinin karısı Arzu yenge. Ben her şeyi onunla paylaştım. Seninle Arzu'yu konuşmadım bile. Diyarbakırlı Mehmet'e de anlatacağım. Gelmedi. Seninle konuşmadım bile. Diyarbakırlı Mehmet'e de bulurum oraya da getiririm Kezban. Bak kimse kimseye kötülemiyor. Ruhiye Hanım bir sakin ol dinleyelim Selma Hanım. Ben de oradaki Abdullah çocuğun için önemli benim için. Sen hepiniz için. Benim evlatlık verdiğimi. Ruhiye Hanım. Aradın. Selma Hanımcığım bir saniye. Selma Hanımcığım. Selma Hanımcığım bir saniye lütfen. Ruhiye'cim dinleyelim. Anlayalım, cevabımızı sonra verelim. İkiniz üst üste konuşunca hiçbir şey anlaşılmıyor. Hepsi yani bir de Abdullah'ı incitmeyecek biçimde konuşalım. Bütün derdimiz o. Bir anlatın. Diyorsunuz ki Ruhiye beni aradı. Ne dedi? Aradı. Benim evim de benim yanımdaydı. Dedi ki ben doğum yaptım. Zengin bir aile çıktı. Abdullah'ı zengin bir aile Antep'e evlatlık vereceğim dedi. Antep'e. Çocuğu da göstermeyeceğim. Annem beni sığdırmıyor. Evleneceğim dedi ben. Sen öyle demedin mi evleneceğim? İsmail'e bunları söylemedin. İsmail de zaten Mersin'deydi. Görmediydik zaten. Ben Tarsus'ta kalıyordum. Bir kez sen söyledin. Ruhiye bir buna cevap ver istersen devam edelim. Neyi? Ben anlamadım. Diyor ki Selma Hanım bana telefon açtı. Bir çocuğum doğdu. Bu çocuğu Gaziantep'li bir zengin aileye evlatlık vereceğim. Ben de evleneceğim dedi diyor. Cevap ben öyle ver. Bir şey demedim. Sen öyle demiş bir şey demiş olsaydım şu an burada oturuyor olmazdım. Tamam peki devam edelim o zaman. Peki devam edin. Sonrasında neler biliyorsunuz Abdullah'la ilgili? Sonra da aradan biraz zaman geçti. Zaten İsmail bizden yaşamıyordu. Mersin'de yaşıyordu. Mersin'den de ayrılmıştı. Erdemli'de yaşıyordu. Bekar hayatı sürdürüyordu. Kendine bir oda tutmuştu. Ayrı yaşamaya başladıydı. Yani ayrıldıktan sonra evet. evde. Ondan sonra zamanla ben İsmail'e söyledim. İsmail dedim. Ülke diyor ki ben hamileyim falan. Hı. Ondan sonra ne oldu ne olmadı bilmiyorum. Zaten biz 17 sene oldu Antalya'ya taşındık. Sonra da biz Mersin'e gittiğimizde Abdullah'ın öldüğünü söylediler. Öldüğünü duyduk.
babamız öyle kimden geldi. Kimden duydunuz Abdullah'ın öldüğünü? Önce evlatlık verileceğini duydunuz. Böyle söylediler ama kim bunu öldü diye sürdüler onu bilmiyorum. Öldüğünü şey yaptılar. Ama Rüçü aradı bana dedi yani ben evlatlık veriyorum zengin bir aileye. Peki boşanma nedenleri sadece kısaca söyleyin çok detaya girmeden. Boşanma nedeni İsmail'in eve başka bir kadın getirmesi miydi? Sadece evet ya da hayır. Başka kadın dedi orada Rüçü'ye çamur atıyor nasıl? Rüçü ikinci hamileliğinde hastanede bir Diyarbakırlı adamla tanıştı. Adam da karısını tamam, getirmiş. Tamam. Onun karısı da hamile evet. Öyle tanışmışlar İsmail'in oturduğu bir ev kocaman bir ev. Almancının bir evde beleş oturuyorlardı. 2-3 odalı ama havlulu çok. Tamam. Başka eve böyle evet. Bir birliktelik yani biriyle bir birlikteliği hayır. Yoktu diyorsunuz. O adama hayır. Diyarbakırlı adama İsmail baba diyordu. Rukiye de baba diyordu. Kadına da adamın karısına da anne diye hitap ediyorlardı. Hatta ben kızıyordum. Sizin anneniz babanız var ya başkasına nasıl anne diye. O adamın kızı dediği de 10 yaşındaydı o zaman. İsmail'e abi diyordu. İsmail kardeş gözüyle bakıyordu. Peki. Hiçbir zaman aç gözüyle, sevgili gözüyle bakmadı. Peki Selma Hanım bir son soru soracağım size. Daha sonrasında öldü dendi, evlatlık verilecek dendi ama Abdullah'ın evlat edinildiğine, evlat verildiğine dair hiçbir şey duydunuz mu sonrasında kimseden? Hiç hiç. Sonra biz manav kapa geldik işte Antalya'ya. Ondan sonra hiç duymadık ama anne söyle dedi. Evlatlık veriyorum ben. Annesi evlatlık veriyorum. Dedikten sonra öldü kelimesi çıktı zaten. Hani artık üstüne düşmeyelim, sormayalım, bilgiyi keselim amaçlarımı o manaya geliyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Selma Hanım. İyi günler diliyorum size. Şimdi Ruhiye, yani Gaziantep'e evlatlık veriyorum. Başka bir şey de söyleyebilir Selma Hanım. Niye Gaziantep'tesin? Ben Gaziantep'e zaten ablamla beraber gittim. Oğlumu tedavi ettirmeye. Rabia abla burada her şeyi çözecek. Rabia abla kim? Rabia abla bizim aile dostumuz. Hani sürekli görüştüğümüz yakın bir arkadaşım. Peki şey söyleyeyim. Ablam gibi gördüğüm biri. Mersin büyük bir şehir. Evet, evet. Mersin büyük bir şehir. Çocuk. Orada evet, da hastane var. Adana var. Ben onu da açıklayayım. Antep niye? Ben orayı açıklayayım abi. Benim o zaman hastaneye yatırdım ben oğlumu. Hastanede yatıyordu. Mersin Devlet Hastanesi'nde zehirli ishale yakalanmıştı. İki gün yattı. İlaçları alınacaktı. Beyefendinin kendisini baba olduğunu iddia eden kendisine dedim ki gel. Çocuk hastanede yatıyor. Kimliğini çıkar. Bak benden kimlik istiyorlardı hastanede. Tamam. Gelmiyorum işim var dedi. Gelmedi. Ben de tuttum hastaneden çocuğu. O zaman ilaçlar masraflar çoğaldı. Benim üvey babamın yanında kalıyorum. Maddi imkanım yok. Çalışmıyorum. Aylığım yok. Yıllığım yok. Tutun hiçbir yerden gelirim yok. Tamam. Tuttum öğlen vakti. Çocuğu ufaktı kalabalıkta ziyaret saatinde eve getirdim ben. Kaçırdım yani bizim evi tamam. Hastaneden. Mersin Devlet çıkarttıktan sonra Rabia ablayla da sürekli görüşüyoruz. Hani ne nasıl yardım edebilir, onun maddi durumu iyiydi. Ruhiye ne yaptın çocuğu dedi. Dedim valla abla ağzından burnundan gidiyor. Elimden kayıp gidiyor. Bu çocuğu kaybedeceğim ben. İmkanlarım da yok. Üvey babamın yanında kalıyorum. Annemin de geliri yok. Götüremiyorum dedim. Dedi ki benim nasıl olsa hani Hilmi abinden bana şey kaldı tazminat. Çünkü kazan patlamasında vefat etti o. Allah rahmet eylesin. Ben sana her türlü yardım yaparım. Hani ilk çocuğunu kaybettin. Bari bunu kaybetme dedi. Gel gel dedi. Bilin dedi. Yol paranı bir yerden bul. Ben dönüşte sana veririm. Her türlü yardımı yaparım dedi. Ben orayı anlamadım yalnız. Şimdi zehirli ishal olan, ağır durumda olan bir çocuğu bir saniye dizanteri diyorsun. Hastaneden kaçırıyorsun parasızlık yüzünden. Biri sana maddi yardım yapma. Niye o hastanedeki parayı ödemiyor da kalkıp evet. Gaziantep'e gidiyorsunuz? Dedi ki gidiyorsunuz? Benim imkanlarım burada. Ben oraya gelemem. Üç tane hayır, para yollayacak sana. Niye parayı şey yollamıyor? Gel burada tedavi ettireyim dedi. Ben de tuttum götürdüm. Sonra, hasta çocuğu bir saniye Mersin'den. Yolda giderken zaten zorlukla gittim ben otobüsle. Mersin'den otobüsle. Yani Antep'e. Evet çok ablamla gittim. Kim gittiniz? Ablamla evet, ikimiz gittik. Abdullah kucağımdaydı. Ben yine aynı şeyi soracağım. Hatice Hanım o anda genç bir anne, çocuğu çok hasta, o duygusallıkla fark etmeyebilir de size para yardımı yapacak biri için niye Antep'e götürüyorsunuz hasta bebeği? Niye Mersin'de devam etmiyorsunuz tedaviye? Şimdi buraya geldiğim gibi ben gitmiyordum. Kardeşim, annem hep dediler yalnız gitmesin. Aklına takmış gidiyor sen de git dediler. Karar almış gidiyor yani. Arkadaşıyla yani gel demiş. Gel çocuğu tedavi ettirelim deyince ben de bu yaşasın yanında diye gitti, götürdüm. Yanında kötü git, bir amaçla götürdüm. Mikrofona söyleyin lütfen. Mikrofona söyleyin evet. Ben bütün bu olaylardan sonra Abdullah'ın düşüncelerini merak ediyorum. Abdullah zaten konuşacak merak etmeyin ama şimdi bunlar Abdullah'ın konuşulmasını istediği konular olduğu için konuşuyoruz zaten. O merak ediyor o yüzden kendisi bunları konuşmak istedi. Reklam arasında da belirtti bize. Şimdi düşünüyorum. Rabia Hanım daha önce sizin komşunuz muydu Mersin'de? Ben tanımıyorum. Annem tanımıyorsun. Annemin arkadaşı. Kız kardeşim de
artık ne derece tanıyor. Bir dakika, tanımadığınız biri birdenbire, sizin tanımadığınız biri çıkıyor ve tanıştım. Hasta olduğunu nasıl öğreniyor Rabia Hanım? Hastalığı bilmiyorum, ben şimdi düşünüyorum. Telefon yok. Bir dakika Karman. Evet. Mersin'den Antep'e kadar gittik, çocuk benim kucağımdaydı. Gayet güzeldi. Niye gittiniz yani siz Mersin'den Antep'e Hatice Hanım? Ben gezmeye gidiyorum, beraber yanında gittim. Gezmeye gidiyor, birlikte gidiyor. Hatice Hanım anlatın lütfen. Hastalık ben dolayısını bilmiyorum ben. Size anneniz ne dedi Hatice Hanım? İnsanlı yola çıkınılmaz. Bir saniye. Hatice Hanım anneniz size ne dedi? Ruhiye Antep'e gidecek. Ha. Ona eşlik mi ama etti? Ama bunun tartıştığını gördüm. Oğlum zehir hastalığa tutulmuş. Orada daha güzel tedavi olacak. Kızım ise daha güzel doktor varmış. Bu evde bir tartışma oldu. Annem de tartıştı dedi. Yani doktor burada yok mu, ne işin var? Arkadaş da arıyor illa gel. İlla gel diyor. Gel diye iddia yapıyor da. İsrail'e gel diyor. Rabia bak, Hanım hayatta bana mı? Bana da illa İsrail diyor, sen de gel diyor. Rabia Hanım hayatta mı? Ben 15 senedir görmüyorum İnce Hanım. Nasıl çocuğun hayatını kurtarmak için seni oralara götüren ben kadınla haberleşmiyor musun? Antep'ten Ruhi? Bırakıp geldikten sonra bir sene görüştük. Ondan sonra telefon numarası, o zaman cep telefonu yoktu, görüşemedim ben. Görüşmedim de inkar. Ruhiye ben görüşmedim gerçekten mi? Anlamadım. Yani hasta bir çocuğu niye Mersin'de tedavi ettirip o parayı oraya getirmedin, oraya Rabia götürdün? Abla şunu bir önce şunu bir cevaplayayım. Siz dediniz ki hani Rabia'yı nereden tanıyordu? Rabia abla önceden Mersin'de oturuyordu. Bizim mahalleye yakın oturuyordu. Sonra kocası da Antep'te fabrikaya girince eşyalarını taşıp oraya yerleştiler. Ama kökü Antepli. Antepli. Bebekten ne zaman haberi oldu Rabia Hanım? Benim ilk çocuğum doğduğunda da Rabia abla bizim hani yakın komşumuz tamam. Olduğu için yanımızdaydı biliyor. Abdullah'tan nasıl haberi oldu Rabia Hanım? Rabia ablayla sürekli görüştüğümüz için doğum yaptığımızı da biliyor. Her şeyimle ya aile içi, aile dostu gibiydi. Yani peki kimliği kadar. Yokken onu nasıl Antep'te hastaneye yatırdınız? Antep'te benim üzerime yatırıldı. Kimliği yoktu. Benim üzerime yatırdı annesi adına. Ben annesiyim dedim. Kimliği çocuğumun yok dedim. Yatırdılar hastaneye. Mersin'de de aynı yatırdı. Aynısını yaptılar Mersin'de de. Sonra ne oldu kimliği peki? Çıkarttın mı o zaman? Sonra? Kimliği çıkart diye. Kağıt vermişler sana, hatırlamıyorsun. Bana kimlik çıkart diye kağıt tabii vermediler. Nüfusa gittim, babası gelmesi gerekiyor dediler. Bir şeyler oldu yani. Babası olmadan ben tek başına kimlik çıkaramam. Çıkarırsın, çıkarırsın. Çıkarabilir mi babası olmadan evet, kimlik tabii söyleyeyim. Çıkartabilir. Bir saniye çünkü şöyle, sakin, çok medeni kanunumuza göre zaten evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun babası nikahlı kocadır. İnce Hanım bir şey sorabilir miyim? Ama siz çocuk yani doğduktan sonra 10 gün evet. Sonra boşandığınızı söylüyorsunuz. Evet. Tamam 10 gün sonra boşandım. İsmail bu nedenle yani İsmail Bey'in daha sonra baba olmadığını iddia ediyorsa bir babalık davası açması gerekir. Yani bu geriye dönük medeni olarak, kanunumuza göre kimliği çıkartamadığım şekilde bir hukuki bahane olamaz. Yani boşandıktan sonra da bir iki ay sonrasında da bir önceki eşiyle olduğu dönemde hamile kaldığını belirtip bu kimliği evet. Çıkartabilir mi kişiler evet. Kendi başına? Evet. Belki bilmiyordu o zaman diyelim ama nüfusa gittiğinizi söylüyorsunuz. Nüfustakiler bu bilgiyi vermek zorundadırlar herhalde evet, o zaman. Evet kesinlikle ve aynı zamanda Abdullah'ın kimliğini de çıkartılması zaten hukuken mümkündü. Çünkü anlatılana göre Abdullah doğduktan 10 gün sonra boşanma gerçekleşmiş. Peki Abdullah sor sorunu canım. Ben iki şey söyleyeceğim. Birincisi sosyal medyada gördüğüm bir şey bu. Paylaştım içeriğiyle zaten. Bir söz yazmışsın fotoğrafın üstüne. Yer sen yanımda olduğun sürece kaybettiklerimin bir önemi yok benim için. Evet. Onun anlamını bu. Çünkü o çok düşündürdü nasıl? Beni akşam. Yer sen benim yanımda olduğun sürece kaybettiklerimin bir önemi yok. Ruhiye bunu söyledim. Evet. Kimin için söylemiş olabilirim acaba? Benim hayatta tek yarım, iki tane evladım, bir de sen vardın benim için. Başka kime söyledim? Sevgilime mi söyledim? Ama o zaman ben yoktum. Ben daha ne zaman ben bunu yazmışım? Paylaştığınız sırada. Şimdi neyse. Ve şunu Abdullah'ın çok sorusu var haklı olarak ama çok özel hayata girmeden soracağım. Şu an o tarafında. İnce Hanım soru sorabilir miyim? İsmail, Abdullah sorsun sonra istersen. Bir bekle lütfen. Söyle. Ruhiye Hanım'a soracağım. Peki sorun tamam sorun. Canlı bağlantıdan sonra. Hastane mevzusuna geliyor ve orada taşlar yerine oturmuyor. Yani orada çarpıklık meydana çıkıyor. Dün de sanırım demişti işte bir doktor bana bir kağıt imzalattırdı zorla ve bundan sonra senin çocuğun doktor üzerine hiçbir hakkı yok. İsmail Bey adım adım gidelim onu da işte merak sigorta. Ediyoruz. Ben de o yardım eden kişi kim onu da merak bunlar ediyorum. Da, bir bekleyin lütfen evet, biraz. Yardım eden kişi. Evet bir bekleyin hepsini konuşacağız. Aramamış. Bir sakin olun lütfen haklısınız. Keşke burada olsaydınız çok daha rahat konuşacaktık sizinle ama Abdullah sor sorunu. Bence o tarafında. Teyzenin de, annenin de, birçok kişinin de sakladığı bir şeyler var. Sakladığı bir şeyler. Benim sakladığım hiçbir şey yok. Saklanan bir şey var. Hiçbir şey saklamıyorum.
Benim sakladığım hiçbir şey yok. Saklanan çok şey var. Hiçbir şey saklamıyorum ve ben. Şöyle söyleyeyim. Bunlar ortaya çıktığında, bu tarafa da o tarafa da hiçbir şey demiyorum şu an. Ama kim yalan söylüyorsa şöyle düşünsün. Öldü diyordu ya, hala öyle kabul etsin. Canım benim. Şimdi hala öyle kabul etsin. Ben bir şey saklıyorsam... Abdullah, seni sevindirip üzmek değil niyetimiz ama kafandaki sorular cevap bulsun, berraklaşsın. Belki o dönemde gençlikle yaptıkları hatalar vardır ve affedebilirsin. Böyle bakalım. Yok hayır, şu an bakın uğraşıyoruz, bir şeyleri konuşarak halletmeye çalışıyoruz. Evet, o yüzden konuşuyoruz. Ama hala yalan dönüyorsa bu ortada... Diyorum artık ya, bu saatten sonra kimse umarım yalan söylemez, böyle bir şey yapmaz. Zaten bunu senin için olsun yapmazlar. Hangi taraf olursa tamam olsun, beni öyle biliyorlarmış, hala öyle bilsinler. Peki, Allah korusun. Ruhiye, kalktın Antep'e gittin. Seni Rabia Hanım mı karşıladı? Evet, Rabia abla. İkiniz birlikteydiniz. Evet, Rabia abla. Direkt karşıladı. Hastaneye mi gittiniz? Biz ilk önce eve gittik. Evet. Evden sonra zaten bu sürekli üstü başı batmıştı. Tamam. Otobüste. Geçelim. Üzeri basık da çünkü değiştiremedim. O zaman hazır bez yoktu. Normal tamam, bezlerle. Tamam. Üstünü değiştirdik. Rabia ablagilin sokağının ilerisinde bir yer vardı. Böyle klinik gibi bir yer. Oraya götürdük. Akşam da o zaman zaten biz geç indik. Saat 5-6 gibiydi indiğimizde. Götürdük. Orada doktor muayene etti. Şurup verdi. İshal kesilsin diye. Ama bunu sabahleyin hastaneye götürün neden? Çocuğun durumu iyi değil dedi. Biz verdik. Sabaha kadar ishali durdu. Ablan yanında mıydı? Ablam gittiniz? Evdeydi. Evet. Gitmediniz ablam orada, Rabia ablanın evindeydi. Ben hastaneye ikisi gidiyorlar. Hastaneye gelmedi ablam bizimle nasıl beraber. Evin sahibiyle ikisi gidiyorlar hanımla. Ben ablam de evde kaldı. Ama sen Antep'e gezmeye gittiğini biliyorsun yani en başta. Beraber gittim. Ben de yemeklerini falan pişiriyorum. Geliyorum. Peki, evde başka kimse var mıydı? Rabia ablanın çocukları vardı. İki kız bir oğlu var. Kızı var, oğlu var. Peki sonra? Beyi ölmüş. Sabahleyin de aldık, hastaneye götürdük. Hemen yatışını yaptılar. Hangi hastaneye götürdünüz? Antep Çocuk Hastanesi'ne. Antep Çocuk Hastanesi'ne. Tamam. Kaç aylıktı o zaman Abdullah? O zaman 4 aylıktı. 4. ayındaydı. Peki, ama sonra, 2 aylık çocuk gibi duruyordu. Çünkü çok zayıftı ve 2 aylık bebek gibi duruyordu. Peki emmiyordu Antep da. Çocuk Hastanesi'ne yatışını senin üzerine yaptınız. Evet. Ne kadar yattı hastanede? 3-4 gün yattı. 3-4 gün yattı. Bir tedavi uygulandı, evet, ona. Evet, yoğun bakımı aldılar. Çünkü durumu iyi değildi. İshali durmuyordu. İlk gün senin serum 3-4 tattılar. Gün yanında kimse kaldı mı hastanede? Biz sürekli hastanedeydi. Hiç ayrılmadık. Aşağıda biz bekliyorduk. Biz derken kimle? Rabia abla hiç yanımdan ayrılmadı. Ablan ben değil, Rabia abla ablam mı kaldı evde sen? Kaldı. Ben gelemem dedi. Ablam Rabia ablanın evinde niye kaldı. Niye, ben anlamadım. Ben gelemem demedim. Ben de gelmedin gelmedim. Abla. Sizin gereğin var dediniz. Gelmedin. Ya. Bir saniye. Hayır, sen evde dur. Hatta sen canın sıkıldı. Evet. Bak unut, seni unutmuş olamazsın, senin canın sıkıldı. Ben ki hastaneye görmüş olayım Antep, evet, hastanesini. Senin ne gereğin var dedi, Fuzuli bir de sana mı donuş parası vereceğim dedi. Kız benim ben param var, donuş paramı veririm dedim. Rabia Hanım dedi ki sen evde dur, yemeğimizi falan pişirsin. Ben anlamadım, Rabia Hanım'ın çocukları var, onları bırakıyor. İstemiyorum. Bir saniye. Rabia Hanım'ın çocukları var, evi var, onları bırakıyor. Hatice onlara yemek pişiriyor, senin ablan. Sen ablanla hastanede kalmıyorsun, Rabia ile kalıyorsun. Ama şimdi niye? Hastaneyi ben tanımıyorum. Antep'i ben bilmiyorum. Ben Antep'e ihtiyacım yok ki hastane bilmem içinde. Bilmem de ben bilmem. Ablam o bana dedi, ben hastaneye ben götüreceğim dedi. Hastaneye biz beraber gittik. Ben Antep'i tanımıyorum ki. Antep'in hastanesini nereye bilmiyorum ki. İlk gün birlikte gittiniz. Bile. Tamam, ilk gün birlikte gittiniz, yatış yaptınız. 3-4 gün kaldık diyorsun, Hatice Hanım gelmemiş. Gittik ben geldik onu biz. Hastanede de bak gittik geldik, orada da kaldık. Sürekli Rabia abla yanımdaydı. Çünkü benim cebimde 5 kuruş para yok. Rabia abla bütün masrafları karşıladı. Bir dakika, burada bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi sen beni orada niye bıraktın? Yo, hastanede yoğun bakım tamam, aldılar hastanede seni. Tamam, hastanede yoğun bakımda niye bıraktın? İçeriye almadılar ha, beni. Öldüm, cenazemi onlar... Hayır, olup hemen gider gitmez öldüm hayır, demediler. Hayır, gider gitmez demiyorum. Abdullah'cığım oraya geleceğiz de ben şunu anlamadım. Bir, yani ben mesela Allah korusun birinin çocuğu hastalansa kendi canından biri yanında destek olsun ister. Ablan seninle kalkıp Antep'e kadar geliyor. Antep evde yemek pişiriyor Rabia'nın çocuklarına. Rabia para vermek için oraya geliyor. Ya, hastanede masraflar... günlük ödeme mi yapıyordunuz anlamadım. Günlük ödeme değil, gidiş geliş yol paralarını karşılıyordu Antep'le. Cebine Rabia versin ablanın, paranı. Bin Rabia git... ablanın benim cebimde hiç para yoktu abla. Ben para sadece verirsin, borç alıp gittim. Benim maddi imkanım hiç olmadı. Tamam canım, benim de verebilir, sen gider gelirsin ablanla. Neyse, 3-4 gün yoğun bakımda kaldı. Yani hepsi yoğun bakımda geçmedi herhalde. Hayır, ilk gün zaten yoğun bakımı almadılar. İlk günü almadılar. Taktılar. Peki, tedavi sonra? Tedavi uyguladılar. Sonraki gün? Ertesi günü doktor dedi ki yoğun bakıma kaldıracağız dedi. Çünkü durumu iyi değil dedi. Evet. Rabia abla zaten hiç ayrılmadı yanında. Çünkü niye?
ilgilenemiyor. Ben bunun zaten... Peki sonra sen ablana dedin mi yoğun bakıma aldılar Abdullah'a diye? Zaten çocuk ağır olunca ben de geleyim dedim. Hani sen kendine... Ama gelmedin. Çocuk peki. Hasta tamam. Bir şeyler sonra... olur. Çocuğu kötü görürsün. Ondan sonra dördüncü günüydü. Yani. Sonradan biz dedim. Bahçede oturuyorduk. Hani herhangi bir şey olursa bir şey isterlerse getir yap diye. Aşağıda oturuyorduk ziyaret şeyinde. Böyle masada oturuyorduk. Dedim ki ne Rabia abla hastane masrafları ne kadar oldu? Hani hastane çocuk hastane Antep çocuk hastanesi olduğu için hastane masrafları nasıl ödeyeceğiz? Benim kafamda hem bunun iyi olması hem de buradan nasıl çıkarabilirim? Tamam. Ne kadar olmuş masraf? Bana dedi doktora sordum. Dediler ki 60 milyon dediler. Doktora mı sordun hastane masrafını? Niye doktora sordun? Hayır. Bilmez ki. Doktora söyledim. Hastane masraflarını karşılayamıyorum. Hastane masrafları nasıl tamam, ne kadar olur dedi? 60 milyondur dedi. Doktor bilmez. Yazhaneye de doktor. Sorabilirsin dedi. Doktor biz bilmez. Gittik yazhaneye de sorduk. 60 milyon dedi yazhane. Şimdi o günün parasıyla bu 60 milyon bugün ne kadara denk geliyor? Ben onu da bilmiyorum. Yani 18 sene önce 600 lira. İnce Hanım 10 efendim? Daire parası yapıyor. 10 daire parası mı? İsmail çok Bey. Çok büyük bir meblağdan bahsediyor. Evet. 10 yani daire parası. O zamanlar şeyleriyle. Öyleyse bilemem. Çok öyle mi? Ruhiye. Bilmiyorum ben ne kadar 60 oldu. Milyon 10 daire parası mıydı? Ben 10 daire parası değil yani. Ettiğini bilmiyorum ki. Ne yani. Tedavisi hastane, yapmışlar Allah aşkına. En özel hastane bile böyle bir şey teklif edemez kesin. Evet sonra Ruhiye peki. Biz oturuyorduk Rabi ablayla. Abla dedim bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Hani para yok onda da kalmadı. Hani o kadar büyük şeyi. Yanımıza... Daha yol parası vermiş kadın. Bir şey vermemiş ki hastaneye yani, senin anlatmaya. O kadar parayı ben ödeyemem. O da yok. Bende de yok dedi. Peki niye çağırmış? Niye çağırdı? Evet. Çağırdı. Evet. Yardım yani, edeceğim. Niye çağırıyor? Madem karşılayamayacaksın. Ruhiyeciğim hastaneye efendim? Hiçbir para ödemediğinizi söylüyorsun. Rabia ablan sadece size yol parası vermiş. Hastane 60 milyon gibi. İsmail diyor ki 10 daire alınırdı o zaman bu ben parayı. Ben bilmiyorum. Yani şimdi ne desem yalan. Bu kadar büyük bir masraf çıktı. Ne için çıktı? Madem sana destek olmayacaktı niye oraya çağırdı? Onu ben de bilmiyorum. Sonra o parayı kim verdi? Oturuyorduk. Doktor bana dedi ki de yoğun bakıma çık dedi. Yani çocuğun çok fenalaştı. Bir kere görmek istiyorum. Artık göstermiyorlar sürekli. Bahçeye mi geldi doktor? Yok ben çıktım doktorun yanına. Ha. Dedim ben çocuğumu görmek istiyorum. Hani bir kere yüzünü gösterin. Ben burada bekliyorum. Annesiyim. İyi mi kötü mü bana bir şeyler söyleyin. Hemşirenin zoruyla hani hemşire rica minnet. Çıktım, yoğun bakıma çıktım ben. Doktor gel gör dedi diyorsun. Doktor da geldi. Doktora da söyledim. Bir kere gösterin madem öyle. Hani tamam. Durumu nedir? Ben oğlumu içeri aldınız. Göremiyorum, göstermiyorsunuz. Kaç gündür burada merakla bekliyorum. İyi mi, kötü mü? Ben tamam. Annesiyim sonuçta onun. Tamam dedi ama 10 dakika göreceksin dedi. Fazla değil. Hani demek gireceksin, çıkacaksın. Girdiğimde yoğun bakıma cihazlar takılıydı her tarafına. Hatta Rabia abla bile benim giremediğim yerde fena. Çünkü üzülüyorum. Ne oldu ne olmadı diye benim yerime giremediği zaman da o bakıyordu. Hani benim yerime de girip baktı o birkaç kere. Ruhiye merak etme çocuğun gayet iyi. Hani düzelme şeyi var Ruhiye'cim diye. Demin zorla rica minnet 10 dakika gösterdiler çok... diyorsun Ruhiye. Şimdi Rabi abla da benim yerime birkaç kere girdi çıktı diyorsun. Ben anlamıyorum kafam karışıyor canım ya. Ya sen haklısın. Dizim ama biz niye bağlamadın? Niye yazmadın? Neyi yazmadım? Telefona bağlantı. Ya Rabi abla zaten bağlansa bütün çözülecek. Rabi Hanım zaten bağlansın. Parayı kim verdi Ruhiye hastanenin parasını? Yoğun bakımdan ben çıktıktan çıktım. Sonra parmağım buradan yüzünden kan geliyordu. Tamam. Elimi tuttu. Ben dedim, hatta o cihaz tuttu dedince ben dedim ki cihaz tuttu dedi. Hemşire içeri girdi. Çıkacaksın dışarı dedi. Çocuk fenalaştı dedi. Aşağıya indik. Rabia ablayla konuşuyorduk. Bir tane yanıma sigortacı bir adam dedi. Ben sigortacıyım dedi. Böyle bir adam geldi ve böyle ben sigortacı mıyım? Bizi dinliyormuş ama peki, orada otururken. Peki. Biz böyle konuşurken dedi ki ben dedi sigortacıyım dedi. Senin dedi bu hastane masrafını karşılayabilirim. Sana yardım milyona. Edebilirim dedi. Evet her şeyine yardım edebilirim. Parasıyla. Tamam da dedi Rabia abla sen niye canım, dedi yardım ediyorsun? Siz inanabiliyor ediyorsun? Musunuz? Hiç tanımadığınız İsmail bir insanın Bey, tamam bugünün olasın. Parasıyla 60 milyon... Ya tamam. Bugünün bir parasıyla dakika. 10 daire İsmail alabilecek Bey. Bir parayı verebilirim. Ya ben tamam. Çocuğumu satmış olsam şu an burada niye konuşayım? Neyi ispatlamaya çalışıyorum o zaman? Derim ki direkt evet ama mecbur kaldım derdim derim. Ama hiçbirine uyuşmuyor. Gerçekle bildiğini. Alakası yok. Senden mi korkuyorum da sakladım? Böyle bir şey bir hata yapmış olsam ben cahildim. Korktuğunu yaptım söylemiyorum derim, çıkarım ama işin içinden. Niye bu kadar detaya ineyim? Hiçbirine uymuyor. Bir dakika, bir dakika. Hayır, sağlıklı bir şeyler söylemiyorsun. Sonra hiç tanımadığım bir adam ben sigortacıyım dedi ve evet. Bu hastane parasını ödeyeceğini söyledi. Ben ödeyeceğim söyledi. Dedi. Evet, ama bir sonra sana dedi. Bir kağıt mıyım? Anlat orayı. Ölüsüne sahip çıkmayacaksın. Burada hiç niye? İddia Allah edemezsin dedi. 60 milyon sana yardım eden bir adam niye senin çocuğun cenazeni kaldırmana yardım etmiyor? Ben orayı da anlamadım. Niye ödü diye bir anne 60 milyon için evladından vazgeçebilir mi? Ben oraya geleceğim nasıl ördü söylendiğine.
Nasıl öyle bir kağıda imza atıyor bir de? Yani annelik duyguları nerede kaldı? Senin babalık duygulundan şimdi 18 sene sonra mı kabardı? Bir anne canım, bir anne bir şey dünyaları kendisine verseniz tamam. Yine de evladından vazgeçmez. Nasıl bir sen bir kağıda imza atıyorsun? Bir saniye. Para karşılığında çocuktan vazgeçiyorsun. Belki o duygu sağlıkla işte hastane masrafı için cidden birinden destek aldı. Orayı bir öğrenelim. Orada bir şey var zaten tutarsız ama suçlamayın birbirinizi rica ediyorum. Abdullah, ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi o kağıdı imzaladın. İmzaladım. Ondan sonra dediler ki ölüsüne karışmayacaksın. Evet dediler. Heh. Başta da söylediler. Tamam. Karışmadın gittin değil mi? Nereye gittim? Yani eve. Ondan sonra cenaze şeyi falan olacak diye. Ben mezarlık morguna aradım. Kadar gittim. Morgunda seni göstermediler. Sadece Abdullah diye yazıyordu. Tamam, hayır, izin verdin değil mi onların defnetmesine her şeyini? Kağıdı imzalayınca her şeyine tamam, izin verdim. Bir şey söyleyeceğim. Yani çünkü bana dediler ki sen madem cenazeyi kaldıramıyorsun, biz cenazeyi kaldıracağız, sana bu yardım yapacağız. Kan da istediler. Biz Rabia ablayla çıktık, anons yaptırdık, kan da getirdik, kan grubunu da getirdik. Sıcak kan, genç bir abi kan bağışında bulunmuş, ben görmedim. Bekleme salonundaydık. Özel alışveriş merkezi, isim vermiyorum. Bağış yapmış, bana dedi ki hadi gözün aydın, kan bulun dedi. Biz koşa koşa getirdik, hani bu kurtulsun. Bu kurtulsa zaten kanı getirdikten sonra mı o sigortacı çıktı ortaya? Kandan siz kan önce, almaya gittiğinizde mi? Kandan önceydi zaten biz Zaten adam her şeyi üstlenmiş. Kandan şurayı anlamıyorum. Kandan zaten sen niye kan şey alıyorsun? Madem ölüm döşeğinde niye kan istiyorlar? İkincisi sana bu adam yardım ediyorsa 60 milyon gibi bir parayı hiç tanımadığı bir insan için karşılıyorsa niye senin çocuğunun cenazesini de kaldırmana yardım etmiyor? Niye sen el kadar bebeği alıp getirip memleketine defnetmiyorsun? Niye kimsesizler mezarlığı desinler bu kadar masraf her şey kaldı? Ben bunları anlamadım, kusura bakma Ruhiye. Ben sana açıklayacağım. Canım, ayrıca bir şey daha soracağım. Devlet kurumunun çocuğu kimsesizler mezarlığına gömeceğiz falan demesi böyle bir şey mantık dışı. Şikayet etseniz o senin doktorlar falan hepsini bir şeyden alırlar. Bir dakika, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Söyle Abdullah. Şimdi hani son kez beni görmüşsün, gitmişsin işte falan. Benim şu anki aileme katrilyon versinler. Benim cenazemi oradan almadan gitmez. Senin ailem almadan gitmez. Hayır, cebinde bir kuruşu olmasın benim ailemin. Benim ailemin bir kuruşu olmasın. Senin ailenin arkasında yanında benim, kocası var. Benim kocam hayır, mı vardı? Benim babam da yalnız olsa, annem de yalnız olsa, benim babam bir kuruşu olmasın, beni orada ölü bir şekilde başkası defnetsin diye bırakıp gitmez. Kendi defneder, ondan sonra çalışır, o parayı hastane öder. Hastane bana vermek sanatı alacağım senin cenazeni. Hastane senin bebeğini nasıl vermiyor sana? Senin evladını nasıl vermiyor? Öyle bir zorunlulukları yok. Hastanenin öyle değil mi hocam? Öyle zorunlulukları var mı? Gibi bir şey vermemek gibi. Olamaz. Yok. Yok değil mi? İnce Hanım. Hastaneyi kapatın. Şöyle yani söyleyeyim. Ben gerçekten diyorum. Ya sen orduk. Ben şimdi, gerçekten diyorum. Benim Abdullah, annem babam. Abdullah, 60 lira değil. 60 katrilyon verseler değişmezler. Bir sakinleş çocuğum. Bir sakinleş. Bir tek şunu da açıklayalım. Ali İhsan Bey de söyleyecekti. Kimsesizler mezarlığına kimler defnedilir? Kesinlikle. Bir hastanede anlatın. Bir kişi öldüğü zaman aranılır. Herhangi bir yakınlığı yoksa o kimsesizler mezarlığına ama tekrar. Anne orada, annenin üstüne kaydediyormuş. Sonra anneye para ölüsü için değil, dirisi için veriliyor. Evet, ölecek. Yaşatılması için veriliyor. Niye? Bayağı satılmışım niye, yani. Niye? Ben seni bilerek konuşuyorum. Ben Ali İhsan Bey ne söylüyorsun? Şimdi, bir saniye. Şimdi 60 milyon gibi parayı ödeyen kişi çocuğu gidip Mersin kuruma verir mi? Evet. Bana İnce Hanım yani bana öldü senin şey çocuğun dediler. Ruhiye, artık ümidini... Sen dedin ki benim ismime yatış yaptı Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde. Senin soyadın, kızlık soyadın ne? Sağlam. Dün anlatırken Abdullah Altıner yazıyordu morgda üstünde dedin ama. Ya evet öyle söyledim. Niye senin ismine yatan bebeğe niye soyadını başka yazsınlar? Abdullah sağlam diye yazar. Altıner diye yazmaz. Hayır, dedesinin soyadını niye versin çocuğuna babası varken yaşıyorken? Babası kabul etmedi, boşadı onu bu kızgınlıkla. Hayır. İsmine, bakın, hayır. İsmine yatıştan bahsediyorum. İsmine Hatice. Yatış oluyor. Benim... Sen doğmuşsun. Hayır, doğmuşsun 10 günlükken babam boşamış. Tamam boşamış, ben ona bir şey demiyorum. Hayır. 4 aylıksa çocuk. Tamam hayır, ben ona bir şey demiyorum. Çıkarabilir kimlik bakın, ismine. Olabilir ama... Bakın, niye çıkardın? Zaten bu suçlu. Tamam hayır. Sağ... Ben suçluyum, ben suçumu kabul ediyorum. Bir dakika. Evet. Ben suçluyum. Buradan mı? Bir dakika, bir şey söyleyebilir miyim? Sağlam soy ismine kayıt yapılıyor. Oraya Altuner yazılıyor. Bu nasıl bir saçmalık oluyor? Sözlerinize dikkat edin Hatice Hanım. Ruhiye'cim, bu Rabia Hanım'ı sen daha sonra gördün mü?
Antep'ten geldikten sonra evrak edinebilir. Görmedim. Antep'ten çocuk geldikten sonra bir daha Rabia. Hatice Hanımcığım bir durur musun? Sadece birkaç sene sonra yani bir yerden geçti bana numarası. Evet. Bir arkadaşla konuştuk. Pardon internette mi konuştuk hatırlamıyorum şu an ama elime geçti telefonda konuştuk. O zaman da dedi ki bana numarasını verdi. Ben nereden aldığımı hatırlamıyorum şu anda doğruyu söyleyeyim. Rabia'cığım. Bebeğin Mersin'de ölüm döşeğindeyken gel sana yardım edeyim diye Gaziantep'e getiren, evinde misafir eden, bakan, hastanede ablan değil yanında o kalan kadını sen Abdullah öldü dendikten sonra bir daha görmedin Görmedim. Mi? Sadece telefonda konuştum 2-3 sene sonra. 3 sene sonra sadece. Yani arada telefonda konuştum. Da. Hayır telefonda 2 kere konuştum ondan sonra daha zaten koptu bağlantılar. Hatice Hanım hastaneden eve geldiklerinde bebek öldü dediklerinde kaç gün sonraydı? Neyi kaç gün sonra diyeceğim? Nasıl kaç gün? Hastaneye sonra? Gittiler, yoğun bakımda dediler. Sonrasını siz anlatsanıza bize Abdullah için. Rabia ile Ruhiye. Yani bunlar sabah çocukla gittiler hastaneye. Evet. Hastaneden çıkardı. Evet. Evde çocuk kendinden geçti diyorum ben. Akşam ya, ezanıydı. Ya Antep'ten bahsediyorum hastaneye. Antep'ten ben de bahsediyorum. Hastaneden bu çocuğu çıkardı eve getirdi. Aa, evde mi öldü bu çocuk? Hayır evde çocuk... ölmedi. Bir dakika Hatice nerede? Ablam sen bir şey hatırlamıyorsun. Ben bir şey bilmiyorum. Ben yoktum orada bu kadar. Aa. Bir ben yoktum bence orada. Çok ne şey biliyor. Sen şey tam hatırladıklarını bize konuşuyorum. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Abdullah'ın sorularına cevap bulacağız. Tamam. 0212 284 60 60 telefon numaramız sevgili seyirciler. 18 yıl önce ayrıldığı biyolojik annesine kavuştu Abdullah ama kafamda soru işaretleri var. Onları sormak istiyorum dedi. Konuştukça bazıları çözüm buluyor, bazıları başka soru işaretlerini oluşturuyor. Biraz önce Ruhiye Hanım'ın anlattıklarında ben biraz şunu hissettim Ruhiye, kafan karışık. O günleri hatırlarken de biraz zorlandığım belli çünkü tarihlerde de hata yapabiliyorsun, sıralamada da hata yapabiliyorsun ama bu sefer seyircimiz de acaba bir şey mi saklıyor diye düşünüyor. O yüzden ne olur biraz sakin düşünmeni istiyorum. Seni acaba o hastanede, o çaresiz durumda gencecik bir annesin, daha önce bir evlat kaybetmişsin, işte hasta bir çocuğun var, paran yok, birisi sana yardım edeceğim diye... Arıyor telefonla bir başka şehre çağırıyor. Hala Rabia Hanım konusundan yalnız benim biraz böyle kimdir Rabia ve niye birden ortaya çıkıp birden kayboldu orayı anlamadım. İnşallah bağlanır o da onun cevabını verir. Sonra ortaya bir adam çıkıyor ve sana çok büyük bir para yardımında bulunacağını söylüyor. Hiç tanımadığın biri. Ama diyor çocuğun cenazesine karışmayacaksın. Birileri seni kandırmış olabilir mi Ruhiye? Ben şimdi asıl merak ettiğim şey bu. Evet. Yok, Abdullah yanıma yanaştı. Abdullah yanaştı tabii ki, otur oğlunun yanına da. Bir hafızanı tazelemeni istiyorum. O adam o gün birdenbire mi çıktı ortaya? Daha önce başka biriyle konuştuğunu gördün mü? Hastaneye birkaç gün gidip geldin orada gördün mü? Hiç sonra görmedim. Gördün mü o adamı? Hiç tanımıyordum bir adamdı. Hiç, hiç görmedim. Biz Rabia ablayla oturuyorduk evet. Böyle. Biz konuşuyorduk hani nasıl yapabiliriz, nereden bulabiliriz bu parayı? Çocuğumuzu oradan nasıl alabiliriz diye biz konuşurken... Böyle yanımızda oturuyormuş. Ben sonundan farkına vardım. Bakar mısın dedi. Sizin konuşmalarınıza tanık oldum. Ben sigortacıyım dedi. Hatırladığım bu. Sigortacıya dedi. Sigortacıyım dedi. Ben senin dedi bu hastane masraflarını karşılarım dedi. Hani ölüsüne falan hiçbir şeyine karışmayacaksın. Çünkü o zaman biz bunları konuşurken daha öldü haberi bize gelmemişti. Hı hı. Yoğun bakımda duruyordu çünkü o zaman. Hı hı. Dedim ki abi ben hani sen beni tanımıyorsun. Kimsem değilsin. Niye evet. Bana bu yardımı yapıyorsun? Ben sigortacıyım dedi. Böyle yardıma muhtaç olan insanlara yardım ediyorum dedi. Hastaneye gidiyorsun. Tanımış olabilir mi? Efendim? Rabia tanımış Rabia olabilir mi? Ablanın tanıdığını bilmiyorum. Orada yalan söylüyor. Hani şey yapamam. Hep tanımadın değil mi? Tanımadığı peki, için. Peki sonra bu adam sana para mı verdi? Gitti. Hayır para vermedi. Masanın üstünde para vardı. Bak bu kadar para vardı dedi. Cebinde i̇şte, para hayır, gidip cebinde bekliyor. Değildi. Çanta vardı çantasında. Yanında. Çantasıyla elinde kağıtları vardı. Masanın üstüne koydu. Bu para burada dedi. İstiyorsan hani istiyorsan derken şöyle yanlış anlaşılmasın hı hı. Burada da bu para dedi ben senin gibi herkese yardım ediyorum yardım dedi. Bak elimde para dedi çocuğun bütün masraflarını ben karşılayacağım. Hani hastane masraflarını ben karşılayacağım ama sen bu çocukla ilgili hiçbir şeye karışmayacaksın dedi. Hiçbir şeye ölüsü. Şimdi birisi Ruhiye efendim? Sen çaresizsin Rabia Hanım'la konuşuyorsun ne yapacağım birdenbire yani Türk filmlerinde olur elinde çanta parayla bir adam zaten. Çıkıyor. Yanımızda oturuyormuş ben hiç farkında tanımadan bile değilim. Tanımadan açıyor parayı gösteriyor işte para bu. Yok masanın üstündeydi zaten masa var önümüzde böyle çay falan içiyoruz. Oturduğumuz aynı bu şekilde. Bak burada var para. Ben de senin bütün masraflarını karşılarım. Yani bu hastane masraflarını karşılarım.
Peki neye dayanarak dedim hani? Niye yardım edeyim? Ha ben de seviniyorum ki hani para yardımı verecek, ben de çocuğumun ölüsünü veya işte ölüsünü alıp götüreceğim. Hani doktor çünkü şeydi, evet, hani ümit yok dedi senin oğlunda. Çocuğun ciğerleri falan hep bitik dedi. Yani sen çocuğundan burada sağlam çıkaracaksın diye bir şey yok dedi. Onu bir hazır et kendini dedi. Bunu duyan bir anne o anı nasıl olur? Ama şimdi o anne işte Abdullah'ın da anlamadığı o zaten. Diyor ki evet sen çaresizsin. Bizim de orayı anlayamadık zaten. Zor durumdasın, eşinden boşanmışsın, genç bir annesin, evlatının acısını yaşamışsın. Bir adam sana yardım ediyor, cenazesini niye vermiyorsun demek ben aklına gelmedi mi yani? Bana dediği karışmayacaksın çünkü parayı ben ödüyorum dedi. O zaman senin bütün hakların dedi gidiyor dedi. Ben masrafı kağıt imzalattı. Parayı aldın mı? Parayı elime almadım. Sadece bana 3-4 tane kağıt imzaladı dedi. Burayı imzalayacaksın dedi. İmzaladım. Bitti senin işin Rabia dedi. Rabia Hanım okudu mu o kağıtları? Rabia Hanım hiç oturmadı. Ablam gibi böyle sadece dinledi. Hiç konuşmadı bile. Rabia Hanım hiç araya girmedi mi? Bu adam siz kimsiniz diye yardım ediyorsunuz tanımadınız diye. Hiç araya girmiş. Sana araya destek veren birisi. Araya girmiş olsa zaten söylerim. Hiç Rabia Hanım hiç konuşmadan sadece bu diyaloğu izledi. Sadece dedi ki bak dedi gördün mü dedi, Allah yardım etti. Hızır gibi yetişti. Adam da dedi bak yardım edecek dedi. Sen dedi bu para hani para bulamıyorum ya para meselesini. Allah dedi Hızır'ı gönder dedi. Dedim hani böyle bir şeyse o zaman iyilik yapacaksan öde parayı çocuğumu bana ver. Bana bir insanlık yapacaksan bunu bana yap. Ne dedi? Yok dedi. Yok dedi. Öyle bir olmaz öyle şey dedi. Devam edeceğiz konuşmaya ama Gaziantep'le ilgili bir telefonumuz var. Bir seyircimiz var hatta. Merhabalar. Zehra Hanım zannediyorum. Zehra Akkuş hoş geldiniz. Hoş bulduk İnce Hanım. Buyurunuz. Neler anlatacaksınız bize? Niçin aradınız? İnce Hanım 2004 yılında benim de aynı bu olay benim başıma geldi. Nasıl Zehra Hanım? 2004 yılında benim bir tane kızım oldu. 7 aylıktı. Evet. 7 aylık doğmuştu. Evet. 10 gün küvezde kaldı. 10 gün küvezde kaldı. Evet. Ondan sonra bize geri verdiler bebeği. 3 gün evde kaldı. Tekrar rahatsızlanınca tekrar biz hastaneye götürdük. 3 gün sonra bize öldü dediler bebekten dolayı. Başınız sağ olsun diyorum ama şimdi aynı hastanede mi oldu bu olay? Evet aynı hastane. Gaziantep Çocuk Hastanesi. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde bir bebeğiniz dünyaya geldi. Kuvvetle kaldı. Size öldü dendi ama cenaze verilmedi diyorsunuz. Evet bizim maddi durumumuz pek iyi değil. Sigortamız falan da yoktu. Bize bir para şey yaptılar. Bu parayı ödeyin. Evet. Cenazesini alın dediler. Bizde de olmadığı için alamadık. Ödemeyince cenazesini size vermiyoruz mu dediler? Evet vermiyoruz dediler, vermediler. Eşime de bir imza attırmışlar. Hatta eşim de bilmiyor ne olduğunu, neye imza attığını okumadan şey yapmış. Ve siz şimdi bebeğinizin yaşayabileceğine mi inanıyorsunuz? Bunu mu düşündünüz bu hikayeyi dinleyince? Ya ben 2 günden beri İnce Hanım bu programa bakıyorum. Aynı olay benim de başıma geldiği için acaba diyorum benim kızım da yaşıyor. Oh, keşke yaşıyor olsa da bulsak onu da... Zehra Hanım hiç peki size cenazesini gösterdiler mi hani ölmüşse? Hayır ben evde rahatsız yatıyordum o zaman eşim gitmişti günlerden çarşamba günüydü hatta. Eşiniz görmüş mü? Hayır eşime göstermişler sadece demişler buraya imza attın biz gömeriz. Eşim demiş benim maddi durumum yok o kadar parayı veremem demiş. Zehra Hanım bir hatta kalın bir soracağım hemen avukatımıza yani Kahraman Bey ya da sizler biliyorsanız böyle bir uygulama nedir, prosedür nedir? Hastane parasını ödemeyen bir insan çocuğunun cenazesini alamıyor mu? Hastanede oradan? Ben çalıştığım hastanede böylesi durumlarda sosyal servis vardır. Oraya başvurulur. Oradan ya yardım alınır veya ilçe kaymakamlıktan çeşitli kurumlardan para ödenir. Yani orada farklı şeyler olduğunu ben düşünüyorum. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde hattaki seyircimiz diyor ki 2004'te bir doğum yaptım. Kuvözde kaldı bir süre sonra bebeğimin öldüğü söylendi. Cenazesini de hiç görmedim. Para ödeyemediğim için de alamadım. Hukuken de mümkün değil yani çocuğunun cenazesini alamamış olması mümkün değil. Yani bu gerçekten çok önemli yani bir iddia. Bir, acaba orada bir başka olabilir. Konu mu var? Evet. Farklı telefonlar da var bu konuda diyor arkadaşlarım. Nedir? Bunu araştırmamız lazım bizim. Zehra Hanım diyor ki şimdi acaba Abdullah'ı görünce ben de benim kızım da hayatta mı diye düşünmeye başladım diyor. Hatta mısınız Zehra Hanım? Evet hattayım İnce Hanım. Peki sonra hiç hastaneye başvurdunuz mu? Hayır, rahatsızdım. Zaten çarşamba günüydü. Hatta benim eşime sadece demişler bu parayı ödeyin, çocuğunuzun cenazesini alın demişlerdi. Eşim de demiş benim ödeyecek durumum yok. Yani ya vakıfa gidin, ya şuraya gidin, ya buraya gidin hiçbir şey bize söylemediler. Hiçbir şey söylemediler diyorsunuz. Evet, hiçbir şey
zaten bizim de tek bilgimiz yoktu. Cahillik de vardı İnce Hanım. Vallahi şimdi bu o kadar şey bir durum yani ki ölüm Allah'ın emri ama bu bir olayı, bu mezarı olayı, olsa tabii. Bir şey olsa gidersiniz, ziyaret edersiniz. Evet. Sonra sorduğunuzda işte siz kendiniz defnettiniz, nereye gömdünüz çocuğumuzu da demediniz mi yani? Ona da mı gitmediniz Zehra Hanım? Hayır, ona eşim demiş nereye gömülecek evet. Falan demiş. Sadece demişler belediyenin mezarlığına toplu mezarlıklar varmış. Orada bebeklerin gömüldüğü oraya gömülecek demişler sadece. Biz de ondan sonra ne aradık, ne sorduk, ne şey yaptık yani imkan da yoktu. Ay keşke sorsaydınız ama şimdi tamam imkan da ne olur artık bunları tabii ki öğrenelim, haklarımızı öğrenelim, soralım. Kapıları çalmaktan da korkmayalım ne olur. O kapılarda, o makamlarda insanlar hizmet için oturuyorlar. Yani koltuğu ısıtmak için değil Allah aşkına. Artık şunu herkes öğrensin. Yani hakkımızı hukuki yollarla aramayı bilelim, gidelim, soralım, sormaktan korkmayalım. Görevini kötüye kullanan, ihmal edenler olabilir her meslekte. Ama sen vatandaş olarak, bunu bütün herkese söylüyorum, siz o dönem çok acılısınız, işte Ruhi için de aynı şey söz konusu. Birisi acısından evet. Faydalanmış olabilir onu, kandırmış olabilir onu. Bilmiyoruz ne çıkacak. Ama lütfen sormaktan çekinmeyelim değil mi? Hala vatandaşlık haklarımızı bilmiyoruz değil mi? Kesinlikle. Hasta haklarıyla ilgili birimler de şu an çalışıyor. Yani hastanede parasızlık sebebiyle kesinlikle kimsesiz mezarlığına gömülmek bir yana kişiye mutlaka bir şekilde yardımcı olunması gerekir. Evet, bu konuda benzer durumlar yaşayan varsa, yaşadım diyen seyircilerimiz de arıyor ama sizin de başınıza geldiyse Gaziantep Çocuk Hastanesi ile ilgili ihbarlar var şu anda. Geçmişe yönelik, geçmiş yıllara yönelik 15 yıl öncesinden, 20 yıl öncesinden bahsediliyor. Sizin de başınıza gelenler varsa lütfen 0212 284 6060 arayın. Özlem Hanım, bu belediye mezarlığına gömüldü deniyor. Bununla ilgili şimdi bir kayıt sorgulama yapıp ulaşılabilir mi yasal olarak? Eğer gerçekten böyle bir olay olduğu iddia ediliyorsa tabii ki. Aynı zamanda da Cumhuriyet Başsavcılıklarımız da bunun için var. Hani param olmadığı için hastane masraflarını ödeyemedim, cenazemi teslim etmediler diye kimse bir iddiada bulunamaz. Çünkü vatandaşlık ve insan haklarına aykırı zaten. Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunabilirlerdi o dönem için. Şu anda yapabilecekleri bir şey var. Şu anda bu yayın bir ihbardır. Evet. İhbardır. Hem savcılık, hem emniyet, hem de hastane bu konuyla ilgili araştırma evet. Yapmak zorundalar. Biz bu arada Gaziantep Çocuk Hastanesi'nden de bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Bir bilgilendirme bekliyoruz. Yoksa kafada soru işaretleri oluşabilir. Asla bir şu dönemle ilgili bir suçlayıcı ifademiz yok. Ama geçmişe yönelik böyle evet. iddiaları var seyircilerimizin. Bunların açıklığa kavuşması için uygulamayla ilgili, yapılan işlemlerle ilgili de bir açıklama bekliyoruz. Zehra Hanım ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani öldüğünü varsayıyorsak Allah rahmet eylesin diyorum. Size sabırlar versin ama hayattaysa da inşallah onu da buluruz. Başka elimden bir şey gelmiyor şu anda. Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Çok sağ olunuz. Şimdi aynı hastaneden bahsediyoruz. Ruhiye'de o hastanede 99'da bir olay yaşamış. Diyor ki çocuğum hastaydı. Hemen söyleyin, çok ısrar ettiniz. Tamam buyurun. Yavrum. Çok güzel başarılar, çok güzel yol aldın. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Benim sözüm teyze. Teyze çok bir şey biliyor, söylemiyor. Hatice Hanım. Anneleri desem büyüdükten sonra arıyorlar. Küçükken atıyorlar, çöpleri atıyorlar, oraya atıyor, oraya atıyorlar. Demeyelim, atıyorlar. Büyüyünce de alıyorlar. Birisi alırsa peşine düşüyorlar, takip ediyorlar. Ondan sonra büyüdü, ver benim çocuğumu. Yok öyle şey. Yok. Atıyorlar yok. Demeyelim ama şöyle diyelim. Bazen atıyorlar insanlar, anneciğim. Çöplerde tamam. Bile bulunuyor. Ben hepinizin görüşüne saygı çok diyorum. Çok vicdan azabı çekiyor insan. Çok üzülüyor. Hepimiz çok üzülüyoruz. Bazen çaresizlik insana yanlışlar da yaptırabiliyor diyelim. Sonra yapıyor, pişmanlık da oluyor. Olabiliyor sonra diyorum. Nüfus ama diyor. Biz doğru örnekleri anlatmaya çalışıyoruz. Sonra nüfus diyor. Bir annenin babası... Özür dilerim. Olmasa da anne kendi üstüne çıkarabiliyor. Çıkartabilir. Evet, bunu denedin mi Ruhiye hanımefendinin söylediği? Kendi üzerine de kimliği çıkartabilirdin. Hep aynı şey. O zaman sana akıl veren kimse olmadı mı? Bu Rabia Hanım bu kadar destekli. Ben hala Rabia Hanım'dan bir telefon bekliyorum. Varsa birinde bir iletişim. Misafir almış evine. Ne kadar suç sahibi oluyor kadıncağız. Nasıl? Misafir almış evine. Suç işlemiş sanki hayır, kadın. Hayır, suç işlemedi. Rabia Hanım bildiklerini anlatsın diyoruz. Tabii Hatice tabii Hanım. İyi de yani diyorum ki Rabia Hanım'ı kim tanıyordu aileden Hatice? Rabia Hanım insanı bir daha misafir almış suç işlesin diye bunu
Rabia Hanım kimin arkadaşı? Annemin. Annenizin arkadaşı. Yani. Siz oluyor. Rabia Hanım'ı tanıyor musunuz gayet iyi? Yakın fazla tanımıyorum. Ben annem, kız kardeşimle beraberler o zaman daha meşguldular. Onlar daha çok tanıyor. Ben öyle misafir gelip gittik. Evlerine misafir gelip gittik. Evet. Ablaya ben bir soru soruyorum abla. 2-3 gün kaldın o evde. Evet. Rubia Hanım sana güven verdi mi? Nasıl? Her anlamda güven verdi mi? Yani kardeşine yardımı ile ilgili, çocukla ilgili güven verdi mi? Kardeşim ona yardım istemeye gitmedi ki. Arkadaş dedi, al gel çocuğunu biraz moral olsun, beyinden ayrılmasın. Moral olsun değil, hastaneye için. Hatice Hanım farklı düşünüyor. Yani hastane için değil, biraz gezmeye gittik gibi anlatıyor. İsmail Bey bizi izliyor hala canlı yayınımızı. Abdullah'ın kafası karıştı. Abdullah'cığım belki tam paylaşamadıkları bir şeyler vardır. Onların hepsi ekran gerisinde de konuşacaklarınız vardır mutlaka. Ruhiye Hanım'ın o anda kafası çok karışık ve muhtemelen birdenbire ortaya çıkan o kişi, bu düğümü çözecek kişi o. Yani hiçbirimize bir insanın bu kadar tanımadığı birine elinde de çanta parayla böyle Türk filmi gibi arada para yardım ediyorum ama cenazesine karışma demesi böyle normal gelmiyor. Orada bir tuhaflık var. Biri senin duygusal boşluğundan mı faydalandı Ruhiye? Ha? Neyimden faydalandı, neyimden istifade etti bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Benim evladım elimden aldı. Ben o hani hiçbir şeyde hani iddia ediyorlar hani satıldı, şöyledir, böyledir. Ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben buraya hani az önce hanımefendi dedi ki attı işte burada sahip çıktı. Sizin kanalınız aradı, gel dedi. Ben o yüzden geldim buraya. Attı, seninle ilgili söylemiyor. Hayır, seyirciler. Şöyle bir şey. Genel ben olarak bazen böyle durumlar asla buraya, hiçbir annenin bebeğini atacağını bizden almıyor. O benim oğlumdur iddiasıyla da gelmedim. Bunu Recep Bey de biliyor, Ahmet Bey de biliyor. Hepiniz biliyorsunuz. Benim oğlum diye de çıkmadım ben buraya. Hayır, şöyle nasıl? Bir şey söyleyeyim. Açıklama konuşayım. Nasıl hani oğlum Ruhiye? Annesini arıyor dedi. İsmail'den nasıl çıktı. Nasıl Ruhiye benim bir oğlum dakika. Diye çıkıp gelme anlamadım. Şöyle bir şey söyleyeceğim ama açıklama özür dilerim. İsmail orada çıktı. Oğlum dedi. Benim evet. ismimi verdi. Ben öldü bildiğim çocuğum, ölü biliyorum, tamam. yaşıyor denildi. Ben de buraya o yüzden benim, geldim. Baktın evet. ve benim oğlum, evet, oğlum aynı benim. İsmail dedin, evet, Abdullah oğlum. Dedin ve onun üstüne de biz de seni davet ettik. Yani, hani attı diyorlar ya, hayır, ben hayır. atmadım. Atmadın tabii ki. Seyircilerimiz sana söylemiyor şu anda sadece onu ve bazen çocuklar erkek küçükken bırakılıyor sonra insanlar pişman oluyor diyor. Hiçbir anne evladını atamaz. Biz asla böyle bir şey inanmıyoruz. Ama gençlikte bazen hatalar yapılıyor biliyor. Söylenen şey sadece senin şahsına yönelik değil. Lütfen onu öyle değerlendirme. Lütfen öyle değerlendirme. İsmail Bey. İsmail Bey beni duyuyor musunuz? Bir şey söylemek istiyorum buyurun, İnce Hanım. Buyurun. Duyuyorum. Buyurun. Şimdi Ruhiye Hanım'ın söyledikleri doğruysa, Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde başına öyle bir olay geldiyse, evet. şimdi siz de dediniz ki Abdullah Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'na evet. kimsesiz sokakta bulunmuş bir çocuk olarak evet. verilmiş. Evet. Ondan sonra da koruyucu aileye verilmiş. Yani arada uçurumlar var. Benim anlamadığım nokta bu. Yani hı hı. o çocuk nasıl Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde işte yoğun bakımda. Hı hı. Fakat burada Abdullah Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'nda. Evet. Ben hastaneden çıktıktan sonra onu görmedim anlayamadım. Ki daha nerede olduğunu bilmiyorum. Bana ölü söylendi. Zaten ben... şeyde düğüm de orada. O Allah, birisi bebeği Ruhiye'den alıp başka bir yere götürmek istiyor muhtemelen. Ya orada bir şey var. Hepsi zaten cevap olacak. Merak etmeyin. Bu arada Rabia Hanım telefon attığımızda onun söyleyecekleri çok önemli, anlatacakları çok önemli. Rabia Hanım merhaba. Merhaba. Şimdi burada anlatılanlar hepimizin kafasını daha da çok karıştırdı Rabia Hanım. Ne olur bir evet. sakin sakin. Siz belki daha net hatırlıyorsunuz. Ruhiye o anki duygularıyla bazı şeyleri karıştırıyor olabilir. Abla ben karıştırabiliyorum bazen, onun hatırladığı gibi hatırlamıyorum diyor. Siz ailenin aile dostu musunuz? Evet ablacığım. Kimi tanıyorsunuz aileden? İlk yani asıl ailesinden ailesini, annesini, kendisini. Ne zamandır yani. Tanıyorsunuz? Ablacığım bizim dostluğumuz bayağı bir eskilere dayanıyor. Nasıl diyeyim? 23-24 sene. Yani Ruhiye evlenmeden önce mi tanıyorsunuz siz aile? Hatta düğününe ben de vardım. Düğününde bizim aile dostum. Düğününde siz de vardınız. Sonra evet. siz oradan Gaziantep'e mi taşındınız? Tabii ben zaten memleketimiz. Evet. Rahmetli eşimin orada da hani işi olduğu zaman oraya taşınmak zorunda kaldık yani. Oraya taşındınız. Sonra evet. Rabia'nın eşinden ayrıldığını ne zaman öğrendiniz? Nasıl öğrendiniz? Şimdi ben
Ruhiye'nin özür dilerim Rabia Hanım. Evet. Şimdi zaman zaman ben aile dostlarımı Mersin'de arardım. Evet. Aradığımda hani öğrendim. Eşinden ayrılmış, çocuğu olmuş. Hı hı. Hani zaten ilk çocuğunu da kaybetmişti o. Evet. Vefat etmişti evet. çocuğu. Evet. Ölü doğum yapmıştı. Canım ben, çok seviyorum ben onu. Annesini çok seviyorum. Ondan sonra hani öyle olunca annesi de dedi, çok dedi bunalıma girdi Rabia dedi. Çocuk da biraz dedi böyle şey rahatsız gibi dedi. Evet. Göndersem dedi, biraz dedi orada dedi değişik hava. Öbür o yandaki kız kardeşi, o da eşimden ayrılmıştı o dönem. O dönem, evet. O dört çocuk yanılmıyorsam 12'de. Dedi göndersem dedi zaten hani cenaze işlerine de benim de eşim o zaman hı hı. Bir yıl oldu olmamıştı vefat edeli. Hı hı. Dedi hem senin yanına gelsinler dedi hem de dedi birkaç gün kalsınlar. Yani annesi bir hava değişimi dedi. İçin mi yanınıza gelsin evet. dedi hani? Bir evet. hava değişimine geldi. Çünkü ikisi de eşimden ayrılmıştı. Ben de yani öyle bir eşimi kaybettiğim durumlar olunca hani bir görmek gör diyerekten moral olsun yani. Diye. Hatta dedim ben sonra da söylemedi şimdi uygun mudur bilmiyorum. Yol ücretine kadar ben verdim. Hani. Anladım. Ama şimdi hani, burada Rabia Hanım anlamadığım bir şey var. Ruhiye diyor ki çocuğum çok hastaydı. Adana'daydı değil mi? Yanlış yok, söyleyeyim. Mersin'de özür dilerim. Mersin Devlet Hastanesi'nde yatıyordu. Ben parayı yok. Ödeyemediğim için çocuğumu oradan kaçırdım. Sonra o arada Rabia Hanım aradı. Gel ben burada tedavisini yaptırayım çocuğunun. Benim param var dedi. Ben de onun için gittim Antep'e diyor. Yok Hüseyin'im. Hayır çocuğunun hasta olduğunu söyledi. Ama aa. Kaçırdığını, götürdüğünü... Bak böyle bir şeylerden haberim yok. Hayır o Mersin'dekini söylüyor. Tamam Mersin'de ha, Mersin'de ödeyemediği için parayı çaresizdi. Tedavi için Antep'e gittiğini söylüyor. Siz annesinin bir hava değişimi için onları gönderdiğini evet, ablasıyla evet, söylüyorsunuz. Evet, yok hayır de, öyle ben hatırlamıyorum öyle. Hayır değil yani çocuğun rahatsız olduğunu söyledi. Evet geldiler bak, sonra. Çocuğun hasta olduğunu söyledi. Hani geldi, çocuk geldiğinde de zaten gerçekten de hastaydı canım benim. Ondan sonra hatta özel bir hastanede vardı yanımda. Öyle bir götürdük, muayene dedim. Dedi abla bizim burada şeyimiz yok. Hani devlet hastanesine götürün. Bu çocuk dedi biraz oraya daha dedi iyi. Evet hani sonra. Uygun olur. Hatta çocuk hastanesine götürdük. Evet. Götürdük direkt içeriye aldılar evet. çocuğu. O bir gün orada dışarıda yattı çocuk annesiyle beraber. Bir gün sonra yoğun bakımı aldılar çocuğu. Evet. Bir gün sonra. Yoğun bakımı hatta bilirsiniz işte yoğun bakımdan içeriye koymadılar bizlere. Tabii girilmez normalde. Girilmedi. Hatta yine de zaman zaman anneyle ben bir cam var oradan bakıyordum anne bir iki defa yanılmıyorsam girdi baktı. Siz girdiniz mi yanına? Hiç. Bir defa beraber girdik. Bir defa. Birkaç kere girdim. Ben birkaç kere girmedim yoğun bakıma. Neyse peki sonra? Sonra kaç gün yattığını bilmiyorum. Şimdi geçmiş günde yani 4 gün mü 5 gün mü artık tam kesin bilmiyorum. Hatta orada bak az önce de dediniz çocuğa kan aranıyordu. Hı hı. Öyle bir şey olunca bir tane dedim kan veren yok mu diyerekten öyle bir delikanlı çıktı da ben dedi veririm abla dedi. Öyle bir kan verildi yani. Hastaneden biri mi çıktı verdi kanı? Hastanedeydi evet hastaneden. Yok kanı nereden buldunuz o kanı? O kanı hastaneden buldular. Hastaneden bir AVM'ye gittik falan hayır, de yani orasını abla biz hastanede bulmadık onu hastanede yoktu beraber gittik. Alışveriş merkezinin birinde anons yaptırdık. Birkaç yere sen anons yaptırdın. Aa, tamam. Anons tamam, yaptırdın. Tamam. Anonstan sonra ben içeride otururken geldin dedin ki gözün aydın Ruhiye. Kan bulundu dedin. Hatta bayağı bir uzakta hastaneye. Beraber sen getirdin kanı beraber gittik. Abla hatırla. Beraber gittik. Tabii beraberdik canım. Evet zaten beraberdik abla hatırla. Ki. Bak beraber gittik. Kanı sen dedin ki genç bir beyefendi bağışta bulundu gözün aydın dedin. Kanı aldık koşa koşa hastaneye yetiştirene hı hı. kadar da biz geldiğimizde de zaten her şey bitmişti. Yani siz kan bulmak için alışveriş merkezine gidiyorsunuz ya, döndüğünüzde bebek işte. Hı hı. ölüyor diyorlar size. Hı hı. Bize hı hı. öyle dediler. Peki. Evet evet. Peki evet. bu sigortacı bir bey gelmiş ve hastane masrafları için ben size yardımcı olacağım demiş. Siz de oradaymışsınız Rabia Hanım onu hayır, anlatır mısınız? Hayır.
O nasıl oluyor? Ben onu hiç bilmiyorum. Abla hatırla, yanımıza biz oturuyorduk, konuşuyorduk. Yanımıza bir adam oturdu, bize ben sigortacıyım. Bu hastane masraflarını ben karşılarım ama sen bunu çocuğun ölüsüne hiçbir şeyine karışamazsın demişti. Yanımızda oturuyordu. Abla hatırla. Abla bak, senin konuşacakların çok önemli. Bunu hatırla. Kurban olayım ben de diyorum ya. Abla kurban olayım, hatırla. Biz sonradan da hatırlıyorsan çocuk mezarlığına da beraber gittik. Kayıtlarda böyle bir çocuk getirilmedi denildi. Abla hatırla, kurban olayım. Ben kağıt imzaladım. Sen de benim yanımdaydın. Kurban olayım abla. İyi hatırla. Hayır, şimdi o kağıdı ablacığım sen şey olaraktan demedin mi? Biz de masraf çıkarınca dediler ki bunu böyle bir hani cenaze defin işi için abla, falan. Abla biz parayı hani ödeyemedik. O yanımdaki sigortacı dedi ki ne, bu kağıtları imzala, senin bu çocukla hiçbir alakan kalmayacak. Hastane masraflarını ben karşılayacağım dedi. Abla kurban olayım hatırla. Yalan aşkına söylemiyorum bak. Abla hatırla, sen hiçbir şey demedin, ben kağıtları imzaladım. Vallahi ben o konuyu ben fazla... Abla sen şimdi hiç konuşmadın zaten. Konuşmadım, abla, ben hatırlamıyorum yani. Ama Rabia Hanım, yani hastanede yanınızda bir misafiriniz var, ölüm döşeğinde bir bebeği var. Hastane masraflarını ödeyemiyorsunuz ve 60 milyon gibi bir para söylendiğini söylüyor masraf Allah olarak. Hastane Allah masrafları hatırla abla. Evet. Hastane masrafı... 60 milyon nereden çıkıyor onu da hatırlamıyorum gerçekten de yani. Abla hastane masrafı, kurban olayım ben burada şu an yalancı durumuna hayır, düşüyorum. Hayır Ruhiye'cim, senin kafan karışıktır ve o yüzden hatırlamıyor olabilirsin. Rabia Hanım'ın anlattıkları da onun için önemli. Sen yani gerçekten bebeği ölüm döşeğinde olan bir annenin ben her şeyi tam hatırlamasını beklemiyorum, zaten tuhaf olur. O yüzden Rabia Hanım'ın anlatmasını da istiyoruz ve ama en baştan bir çelişki var. Ablan da Rabia Hanım da diyor ki hava değişimi için bana geldiler diyor. Annesi gönderdi, sen... Çocuğum ölüm döşeğindeydi, param yoktu, onun için çağırdı beni Rabia abla diyorsun. Ama şimdi bambaşka bir şey. Tam çocuğun fenalaştığı anda ne oluyorsa alışveriş merkezine, alışveriş merkezi de var mı 18 sene önce bilmiyorum Antep'te. Oraya gidiyorsunuz mutlaka, var çarşıları var, çok güzel. Haksız, yanlış söylemeyeyim, düzelteyim hemen, Anteplilerden özür diliyorum. Benim aklıma bu İstanbul'daki büyük merkezler geldiği için hemen. Sonrasında siz kan bulmaya gittiğinizde bebek arkadan fenalaşıyor. Sonra bir adam çıkıyor 60 milyon diyorsun. O fenalaşmadan biz kan bulmaya gitmeden önce zaten başta söylemişti bize. Başta söyledi. Ne dedi? İşte yardım ederim diye. Biz onu başta kan bulmaya söyledi. Gitmeden önce kan zaten kan bulmaya gitmeden önce bu adamı. Kan bulmaya gitmeden Rabia Hanım, önce bu adamı hatırlıyor musunuz? Biri size ben yanında oturuyormuşsunuz siz de. Çantada da para varmış, işte para burada. 60 milyon ben hastane parasını ödeyeceğim ama bebeğin cenazesine karışmayacaksınız demiş. Bir lütfen hatırlamaya çalışın. Ne hatırlıyorsunuz o günle ilgili? Vallahi ben hatırlamıyorum. Şimdi belki o kız, ben Ruhiye'yi çok seviyorum. Ben de seni çok burada seviyorum. Böyle gördüm, emeğin çok bende. Çok içim parçalandı. Gerçekten onu çok seviyorum. Hala seviyorum. Ben de ama seni inan seviyorum. Ben o parayı falan, tamam hastane masrafı çıktı ama ben o parayı hatırlamıyorum. Abla ben kağıt imzaladım, kurban olayım. Bak emeğin çok bende. Tam bak. Çok emeğin var. Ben senin emeğini çok seviyorum. Olsun. Rabia Hanım sonra hastane masrafını kim ödedi? Bak hastane masrafını bizler karşılayamayız deyince bunu evet, yani belediye dediler kaldırır. Evet. Ya yani cenazeyi kaldırmak başka bir şey. Hastanenin masrafını ödemek var. Hastaneye bebeğin kimliği yoktu. Nasıl yatırdınız onu hatırlıyor musunuz? Annenin üstünde oldu. Annenin üstüne yatırdınız. Annenin, evet. Parayı hastanenin masrafı... Buradan seyredin siz. Abla. Buradan seyredin, buradan. Evet, sonra hastaneye bir ödeme yapılmadı mı hiç? Hayır. Yapılmadı. Bebeğin cenazesini de belediye kaldıracak dendi size. Cenazeyi evet, gördünüz mü? Bakın cenazeyi de az önce bağlandığımda da söyledim. Cenazeyi ben bir yıl oldu olmamıştı. Eşimi kaybetmiştim. Evet. Ben böyle bir hastanede ilgili bir problemlerim vardı. Morga falan giremiyordum yani. Evet. Giremiyorum. Halen öyleyim zaten. Zor tabii ki. Evet. Ondan sonra ben morgun kapısında, hatta o demir bir kapı hiç unutmam. Buz gibi demir bir kapı. O kapıda bekledim. Annesi üstünde isim yazıyor dedi. Annesi gördü. Ama ben içeriye, bende böyle bir şeylik vardı. Giremiyordum içeriye kadar. Hani bebeği gördüğünü eşim, söyledi mi Ruhiye size? Bak orada beze sarılı bir bebek vardı. Hı hı. Benim gördüğüm. Annesi de öyle orada ismini falan
okudum dedi. Gördüm dedi. Bak ama yüzüm ben beraber morgun kapısında bekledim. Kendisi böyle ileride böyle yatıyordu zaten çocuk. Peki, oraya kadar. Peki sonra geldi. Nereye defnedildiği söylendi size. Biraz daha şey yapalım Rabia Hanım hızlanalım. Gaziantep'te yeşil şey var. Asri mezarlık yeşil tepemler. Evet. Şu an hatırlayamıyorum işte. Yani gittiniz ve Asri mezarlık. Mezarlığa kim gittiniz? Hep birlikte mi gittiniz? Abla da sizinle miydi? Gittik. Beraber gittik ama şu an dedi 3 gün sonraydı herhalde. 3 evet. gün mü 4 gün mü böyle bir kısa bir süre sonraydı. Gittik dedi daha dedi bize dedi ulaşma. Oradaki bak bir abi vardı. Orta yaşlı. Rabia Hanım ben sizi de buraya davet etsem, yayına gelseniz. Çünkü daha konuşacağımız çok konular var. Hep birlikte. Çünkü bir konum daha var seyircilerime aktarmak istedim. Öyle devam etsek. Abdullah'ın kafasında soru işaretleri çok. İsmail Bey'in anlatmak istedikleri var Tarsus'ta. Misafirim olur musunuz? Kesildi mi telefon? Tamam arkadaşlarım konuşsunlar. Rabia Hanım ben buraya bekliyorum. Çünkü Ruhiye senin de biraz kafanı toparlamaya ihtiyacın var. Kafan çok dağınık, çok üzüntülüsün. Seyircilerin de kafasında çok sorular var. Ama şimdi biraz önce bir seyirci bir cümle kurdu ya sen de üzerine alındın. Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Haber bültenlerinde belki sen de seyrettiniz. 40 günlük bir bebeğin, Tuğçe bebeği hatırlıyorsunuz. Geçmeden bir şey mi söyleyeceksiniz? Peki söyleyin. Sabahtan beri ben söz veremedim. Buyurun. Kardeşimiz dedi ki morga sokmadılar beni dedi. Ama bir yok evet. Yüzünü açmadılar dedi. Sokmadılar dedi. Sokmadılar mı dedi. Ben onu yüzünü açmadılar, yüzünü göstermediler dedi. Yarın devam edeceğim bu konuya. Yarın devam edeceğim bu konuya. Şimdi 40 günlük bir bebeği, Tuğçe bebeği. Annesinin Eminönü'nde denize attığı haberini duymuştuk haber bültenlerinde. Biz o günden itibaren bir program ekibi olarak dedik ki bir anne asla bebeğini atamaz ve ondan vazgeçemez dedik. Ve bunun peşine araştırma yapmaya devam ettik. Sonrasında çok enteresan bilgilere ulaştık. Akıl sağlığı yerinde olduğu ortaya çıkan Fatma K. avukatımıza neler anlattı? Fatma'nın hamileliğini özellikle gizlediğini bakın itiraf ettim. Sen bana oğlumu getir, ben de sana kızını vereyim gibi bir cümle kurmuş. Tuğçe bebeğin babası Mustafa'nın cezaevinden yazdığı mektuptaki sır ne? Fatma K'nin eşi Mustafa avukatımıza neler itiraf etti? Hiç uğraşma, bebeği bulamazsın. Çoktan yurt dışına çıkmışlardır onlar. Tüm gerçekler birazdan kaybolan çiçeklerde. Eminönü'nde bebeğin atıldığı söylenen noktada günlerce aramalar yapıldı ama bebeğe dair hiçbir iz, hiçbir eşyaya ulaşılamadı. Sonrasında avukatımız Hasan Koca Bey, bebeğin babası Mustafa ile konuştu. Mustafa çok önemli bilgiler aktardı. Bir kısmını az önceki bantta izlediniz. Fatma bana dedi ki işte yurt dışında bebek çok zengin bir aileye verdim. Bebeğin hayatı çok rahat olacak. Hiç boşuna arama gitmiştir. Sen bana oğlumu getir ben sana kızını vereyim gibi pek çok ifadelerde bulunduğunu söyledi. Bebeğin babası Mustafa avukatımıza. Ve avukatımız Hasan Koca Bey sonrasında gitti anne Fatma ile konuştu. Fatma K ile konuştu. O görüşme biraz önce sonlandı. Şimdi biz hemen canlı bağlantıyla Murat Sönmez'e gidiyoruz. Yanında da avukat Hasan Koca Bey var. Hepimiz merak ediyoruz Hasan Bey. Babanın anlattıklarını detaylı olarak konuşacağız. O bilgiler sizde. Anneyle konuştunuz. Anneyle görüşmenizde Fatma neler anlattı? O parçalar bir araya gelince sizde nasıl bir izlenim uyandı? Evet. Şimdi İnci Ertuğrul gerçekten inanılmaz bilgiler var elimde. Ama şu an o bilgileri benim kamuoyuyla paylaşmam gerçekten soruşturmanın selameti açısından sakıncalı diye düşünüyorum. Ama sadece şunu belirteyim. Bugün Fatma ile bu bilgileri ilk paylaşan kişi, ilk bu bilgileri duyan kişi benim. Ama bu bilgileri şu an hem soruşturmanın selameti hem de yayın ilkeleri gereği paylaşmam mümkün değil. Ama bütün bilgiler bende. Önce bu konuyla ilgili olarak derhal savcılık makamının ifade alması için gerekli çalışmaları da başlattım. Öncelikle bir savcı ifadesini versin. Ben kamuoyuyla daha sonra paylaşalım. Hasan gerçekten Bey. İnanılmaz ve sadece şunu söyleyeyim. Evet. Hasan bizim, Bey bir saniye şunu soracağım. İddialarımızı... Evet.
Şunu soruyorum. Elbette ki biz bu programı stüdyoda da işlerken pek çok konuya girmeden genel geçiştiriyoruz. Bu konuda da öyle yaptık. Savunmanın seyrini etkileyecek hiçbir şey paylaşmak doğru değil. Yayın ilkeleri gereği de doğru değil. Sadece şunu soruyorum. Biz bu bebeğin atıldığına hiçbir zaman inanmadık. Sonrasında arkadaşlarım yaptığı çalışmalarda elde ettiği bulgularda bizim düşüncemizi doğrular nitelikteydi. Sizin bu görüşmeden elde ettiğiniz izlenimi paylaşmanız sorun değilse onu merak ediyorum. Bebekle ilgili buyurun. Evet, aslında aldığım bilgiler bizim iddialarımızı teyit eder mahiyette. İyi ki biz bu bebeğin denize atıldığına inanmamışız. İyi ki biz bu bebeğin birilerine verilmiş olma ihtimalinin düşünmüşüz. İyi ki biz bu işin peşini bırakmamışız diye düşünüyorum bugünkü yaptığım görüşme neticesinde. Ama dediğim gibi bizim iddialarımızı destekler nitelikte bir takım beyanlar, deliller var, ifadeler var elimde. Paylaşmıyorum. Öncelikle tamam. Savcı Bey bunlarla ilgili çalışmasını yapsın. Soruşturmanın selametine de halel getirmesin Hasan bizim Bey, şu açıklamalarımız. Ama Savcı şunu söyleyeyim Bey'in ben. O soruşturmasını merakla bekliyorum ama araya giriyorum. Yani var ya o kadar rahatladım ki. Çünkü bir insan olarak herkes tersini söyledi. Biz dedik ki atılamaz ya. 40 günlük bir melek. Evet, evet. O buz gibi suya bırakılamaz dedik ve onun peşine yürüdük. Siz de büyük emek verdiniz. Günlerdir bu dosya üzerinde çalışıyorsunuz biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve şimdi söyledikleriniz hani ben böyle Tuğçe bebeğin yaşıyor olduğunu bilmek bizi çok mutlu etti. Kuvvetle muhtemel. Evet. Çok kuvvetli. Ama dediğim gibi paylaşmayacağım. Şunu ben, hani biz bu dosyaya beraber çok çalıştık. Evet. Çok üzerinde konuştuk, tartıştık günlerce, gecelerce. Bu olayın bir suçlu profiline uymadığını, bir cinayet suçu formatına, ruhuna aykırı olduğu, yaşanan o trafik işte Gültepe'den Güneşli'ye, Güneşli'de çocuğu çıkarıp yok 3 kurşun sıkılması gecenin bir vakti, oradan tekrar taksiye binilip Eminönü'ne atılması. Bir kere bunlar bir cinayet suçunun ruhuna ters. Yani bir bebek öldürecekseniz, akıl sağlığınız yerindeyse veyahut da değilse bu şekilde bir yoğun trafik içerisine girmezsiniz. Ondan sonra da biz bunun olmayacağını gördüğümüz için de peşini bırakmadık biliyorsunuz. Evet. Gidilmesi gereken her yere de gidiyoruz. Görüşülmesi gereken herkesle de görüşüyoruz. Sadece Fatma veyahut da Mustafa değil. Başkaca birçok kişilerle de görüştük. Evet. O bilgiler de bizde kalsın. Evet. İnşallah bizim iddialarımız gibi neticelenecektir diye düşünüyorum. İnşallah bizim söylediğimizin haklı çıkması değil, bizim hani program olarak o sonuca ulaşmamız değil ama 40 günlük bir bebeğin hayatta olduğunu bilmek, bunu duymak istiyoruz. O yüzden o bilginin de teyit edilmesini istiyoruz bir an önce. Savcılık makamının soruşturması umarım en kısa sürede sonuçlanır. Tuğçe bebek sapasağlam. Onu da harekete geçirmek adına gerekli çalışmayı yaptım. Çok teşekkür yani ederim. Yani ben paylaşmadım kimseyle. Onunla çok ilgili olarak da savcılık makamının derhal Fatma'nın ifadesini alması için de gerekli çalışmayı yaptım İnce Ertuğrul. Hasan Koca Bey. Bilgilendirmelerimi de yaptım. Hasan Koca Bey, buyurun. Hukuki olarak zaten sizin uzmanlığınız, üzerinize düşen her şey eksiksiz, büyük bir titizlikle yaptığınızı biliyorum. Buradaki toplantılarda da o dosyalar üzerinde nasıl çalıştığınızı biliyorum. Ama şunu da eklemek istiyorum bir yayıncı olarak. 40 günlük bir çocuk. Evet, şunu da eklemek istiyorum izninizle bir yayıncı olarak. Yani çok iyi de bir canlı yayın muhabiri oldunuz. Bunun için de kutluyorum ben sizi. Bu canlı bağlantılar için. Onu da kutlamak istiyorum. 40 günlük Tuğçe bebek için yani muhabirlikte yapılır. Sonuç itibariyle biz hukuk adamıyız. Gerçekten bir maddi gerçek varsa o gerçeğin ortaya çıkartılması adına muhabirlik yapılması gerekiyorsa ona da hazırız. Çok teşekkürler. Ama o dediğim zaman gibi bizim yaptığımız muhabirlik değil. Çünkü onlarla görüşecek tek kişi avukattır. Evet. O görev de bize düşer. Sonuna kadar da gideceğiz zaten. Üstüne tamam. Biliyorsun. Ama ben yine de merakla soruşturmanın seyrini bozmayacak bilgileri, ona halel getirmeyecek bilgileri bu stüdyoda sizinle konuşacağım anı merakla bekliyorum. O da belki yarın olacak. İnşallah. Önce bütün bu savcılık, görüşme, önce resmi daireler, bilgilendirmeler. Kesinlikle. Ondan sonra da biz kamuoyuyla paylaşacağız. Sonrasında çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Ben Tuğçe teşekkür bebeğin, ederim. Herkese sağ olun. Selam. Biz buradan da
Tuğçe bebeğin yaşadığına hep inanmıştım. Dedim ki anne yüreğim yani kabul etmiyor bir bebeğin o buz gibi suya atılabileceğini. Ve sonraki bilgilerde bizi doğrular nitelikte inşallah şöyle Tuğçe bebeği bulduk. İşte şurada ya da ya şurada net olarak. Mıncıklayacağız. Evet aynen evet. Onu bir sarılıp öpelim büyütelim onu hep birlikte. Şimdi Abdullah'ın bugün kafası karıştı ve üzüldü biraz. Abdullah'ı üzmek yapmak istediğimiz en zor şey, en son şey. Ve bu koltukta oturan herkes için de Abdullah'ın üzülmesi yapmak istedikleri en son şey. Ama bazen ebeveynler o ayrılma sürecinde işte hiç farkında olmadan yanlışlar yapabiliyorlar. Bu kısa dönemde de uzun dönemde de çocuklara zarar veriyor. Biraz da buraya dikkat çekmek için bunu konuştuk. Aslında biraz da bir vatandaş olarak, bir birey olarak, insan olarak haklarımızı nasıl aramalıyız? Kriz anında da zor durumda da nasıl davranmalıyızı net olarak görelim istedik. Aynı zamanda da aile bireylerine, o acılı yüreğin yanındaki aile bireylerinin nasıl davranması gerektiğini de birazcık göstermek için bu kadar bu konuyu konuştuk. Abdullah sana bir mektup geldi. Ondan bir parça okuyacağım şimdi. Aslında çok mesaj var bu konuda. Bir seyircimiz diyor ki, ah be Abdullah böyle başlamış. Ah be Abdullah, çocuk sen beni mahvettin. Mersin'de yaşıyorum. Annem doğumda ölüyor. Ertesi gün adını sanını bilmedikleri birine evlatlık veriliyorum. 30 yılı çoktan geçti. Öğrendiğimde 23 yaşındaydım. Sen yarama parmak bastın. Hangi anne ne şartlarla verir ki çocuğunu? O nasıl bir yangın, nasıl bir acıdır? Allah hiçbir anneye yaşatmasın. Ama o yetiştiren ana baba var ya, nasıl kutsal, nasıl muhteşem yürekli insanlar. Ellerinden öpüyorum ikisinin de. Çok merak ettim. Seni çok iyi anlıyorum. Haklısın da merak etmekte. Ama o yetiştiren ana babanın kalbi yerinden sökülmüştür şimdi. Ben yaşadım biliyorum. Gerçek anne babalık hiçbir şeyin olan birini evlat diye, can diye bağrına basmaktır. Şansın açık olsun çocuk. Bu söylediklerim de aklında bir yerde dursun. Sevgi ne kanla ne soyla olur. Sevgi emektir. Sen düştükçe kim bilir kaç defa ateş düştü yüreğine o kadıncağızın. Sen ağladıkça kim bilir kaç defa kan saplandı yüreğine o adamcağızın. Çok çok şanslıymışsın. Dediklerim kulağında dursun, bahtın açık olsun diyor. Sana bir seyircimizden gelen bir mektup ve bir başka mesaj daha vardı. Benim oğlum da 4. ayına bir hafta kala ben onu kaybettim. Abdullah'ı görünce o gözümün önüne geldi diyor. Herkes sana dualarını, güzel dileklerini iletiyor. Ve kafandaki bütün soru işaretlerinin çözülüp hayatının çok güzel devam etmesini istiyoruz. Kısa bir ara. Sevgili seyirciler 18 yıl sonra Abdullah'ın biyolojik anne babası bu programda bulundu. Ama Abdullah dedi ki sabah da bize yayın içerisinde de benim kafamda soru işaretleri var ve ben bunların çözümlenmesini istiyorum. Burada anne babama sormak istediklerim var. Biz onları sordukça bambaşka bir takım konular çıktı ortaya. O dönemde genç, acılı bir anne, daha önce iki evladını kaybetmiş, üçüncüsü ölümle pençeleşirken karşısına birileri çıkıyor, paralar teklif ediyor, biz sana hastane konusunda yardımcı olacağız diyor. Ama sonrasında bebeğin cenazesine hiç karışmayacaksın bu şartla diyerek de Ruhiye Hanım'dan bir takım kağıtlar imzalatıyorlar. O şahıs kim? Yani niye geldi birdenbire ortaya çıktı ve bebeğe sahip çıkmaya çalıştı? Neydi saklanan şey? Ruhiye Hanım'a bir oyun mu oynandı hastanede? Bütün bunların cevabını bulmaya çalışıyoruz. Yarın Rabia Hanım da bizimle olacak bir terslik olması hastanede Ruhiye Hanım'a eşlik eden kişi. Bakalım Abdullah oradan sonra yetiştirme yurduna gelişi nasıl olmuş? Hepsini yarın saat 10'da Kaybolan Çiçekler'de konuşmaya devam edeceğiz. Güzel bir öğleden sonra diliyorum. Sevgiyle kalın.